Altın Işık Konferans ve Düğün Salonlarının katkılarıyla hazırlanan Ordu'nun Dereleri başlıyor. Dostlar, yine bir hafta aradan sonra Mavi Kredi'nin ekranlarında yine saatler 19'u gösterdiği anda Ordu'nun Dereleri tüm hızıyla akmaya devam ediyor efendim. Yine bu hafta çok değerli bir sanatçı konuğumuz var. Sizleri sene 70'lere götüreceğiz, 80'lere götüreceğiz. Özellikle şu anda 55-60 yaş üzerisi izleyenler bu akşam bence farklı yönde bir türkü doyumu yaşayacaklar çünkü çok değerli bir ses Huri Safan hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Yine onun akabinde Esenyurt Ordulular Dernek Başkanı, değerli başkanım Fatma Önen başkanım bizlerle beraber olacak. Çünkü malum yarın 8 Mart, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle bunu kutlayalım, hayırlı uğurlu olsun. Bu programın formatı da bu akşam yarına nazaren hanımefendi bir dernek başkanımızı alacağız. Hanımefendilerin bu sektörde, derneklerde ki durumları nedir? Bunları konuşacağız. Dünya Kadınlar Günü'nü de burada bu programın aracılığı ile paylaşmış olacağız efendim. Öncelikle mesajlar için MKD yazıyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi yazıyorsunuz. 39-29'a gönderiyorsunuz. Yine canlı telefonlarımız 0216 alan koduyla ezberledim artık. 640-05-66 doğru mudur Ahmet Bey? 0216-640-05-66 bizleri arıyorsunuz. İsteklerinizi canlı canlı ulaştırıyorsun efendim. Sanatçımız hazır olana kadar sazlarımız da hazırlansın. Bir iki eser okuyalım bizler. Yine dediğim gibi değerli dernek başkanım burada. Sanatçımdan sonra sevgili başkanımı da buraya alacağım. Yine
Kemal Aydoğdu. Sevgili abim hoş geldin, şerefler verdin. Stüdyodaki değerli dostlarımız hoş geldiniz efendim, şerefler verdiniz. Evet, bir türkü de alalım. Üstadlar ne gönderirse bizler de okuyalım, haydi bakalım. Haydi bakayım, aşıklara gelsin, sevenlere gelsin. Başını vursam taşlara imkansız gelmem sana, imkansız dönmem sana, imkansız, imkansız. Saçlarını yolsam bile imkansız gelmem sana, imkansız dönmem sana. İmkansız, imkansız. Saçlarını yolsam bile imkansız dönmem sana, imkansız gelmem sana, imkansız, imkansız. Bir günüm gitsem sen orduya imkansız gelmem sana, imkansız dönmem sana, İmkansız, imkansız. Evet sevgili dostlar, her zaman elbette ki orduya ulaşmak için bir imkan olsun, yollar kapalı olmasın. Her zaman Samsun'a gitmek için imkanlar olsun, Sivas'a gitmek için imkanlar olsun, Diyarbakır'a, Bingöl'e gitmek için imkanlar olsun. Bu güzel memleketleri hep birlikte gezelim. Yine şu anda stüdyomuza yeni gelen dostlarımız var. Birazdan kendilerini de takdim edeceğim. Hoş geldiniz diyorum. Evet, sanatçımız tabii ki bu hafta az solisi ağırladığımız için biraz nazlı olacak. Dediğim gibi 80'lerin 70'lerin çok değerli bir sesi. Giresun'un yetiştirmiş olduğu belki de en önemli seslerden bir tanesi. Değerli sanatçımız Huri Sapan bizlerle beraber olacak.
Başkanım siz hazır mısınız? Evet, sanatçımız gelene kadar ben sevgili başkanımı alayım. Buraya akabinde de sanatçımızı alırız. Esenyurt Ordular Dernek Başkanı, dediğim gibi yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu akşam bu programda istedik ki bayanlarımızın bu sektörde de neler yapabildiğini konuşalım, sohbetini edelim. Bunu konuşalım. Tekrar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Rabbim her zaman yanınızda olsun ve Esenyurt Ordular Dernek Başkanı, değerli başkanım Fatma Önen Hanımefendi'yi buraya davet ediyorum. Sevgili başkanım buyurun. Başkanım hoş geldiniz. Evet, buyurun. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bugün 7 Mart Ordu'nun Derelerinin Günü. Ne mutlu sizlere. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Stüdyoda bulunan değerli konuklarımız. Değerli misafirlere hoş geldiniz diyorum. Evet. Tabii televizyon başında bizi dinleyen tüm akrabalarım, hemşerilerim, dostlarıma sevgilerimi gönderiyorum burada. Evet, sevgili başkanım alayım şöyle. Malum şu anda ekranlar başında bizleri izleyen herkese selamlarımızı, saygılarımızı göndermiş olalım. Ben akabinde hemen değerli sponsorlarımı sizlerle paylaşayım efendim. Orizi İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı, Ordulu çok değerli bir iş adamı, Aybas Hisarcık köyünden Sayın Ramazan Kütük, buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Yine Aydoğan kardeşler, Nihat Aydoğan, buradan selamlar gönderiyorum Nihat abiciğim. Yine Aydoğdu Parke, Kemal Aydoğdu, sevgili abim de aramızda, hoş geldin, şerefler verdin. Samsun Çarşamba Hürriyet Beldesi Dernek Başkanı Sayın Eyüp Alkaptan, sevgili başkanım selamlar olsun. Yine Sultan Emlak Günay Şahin, Uzundere Dernek Başkanı aynı zamanda, sevgili başkanıma da selamlar gönderiyorum. Şu anda ekranları başında yine bizleri izleyen değerli abim, manevi abim Sayın Şenol Turu. Pazar günü Hisarcık Köyü'nün kongresi var efendim. Bunu da buradan paylaşalım. Çorlu Ordulular Derneği yanılmıyorsam. Birazdan notlarıma bakarım. Tüm Hisarcıklara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yine Belleliköy Dernek Başkanı Adem Alkaptan, sevgili başkanıma buradan selamlar gönderiyorum. Yine Kenan Koçalan kardeşime, gönlü yüreği çok güzel bir isim, selamlar olsun. Köksal Koçalan kardeşime de buradan selamlar olsun efendim. Mesajlar için MKD yazıyoruz büyük harflerle. Bir boşluk. Duygu ve düşüncelerinizi yazıyorsunuz, isteklerinizi yazıyorsunuz bizlerden. 39-29'a gönderiyorsunuz. Bizler de buradan canlı canlı isteklerinizi paylaşmış olalım. Yine canlı telefon bağlantılarımız için 0216-640-0566. Özellikle programın başında ifade edeyim. 3 haftadır rahatsızım ama bu programı da yapmak zorundayız. Nihayetinde bir şekilde çıkıyoruz. Ben öncelikle doktoruma buradan, şu anda bizleri izliyor, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sağ olsun onun verdiği ilaçlarla ayaktayız. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Ordunun dereleri bir şekilde akmaya devam edecek sevgili dostlar. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz şimdi yıllardır bu işin içerisindesin ama biraz evet, heyecan var sanırım. Doğru mu? Ya heyecan yok da tabii biraz uzaktan geldik. Yolun yorgunluğu diyelim. Yolu şaşırdık falan. Ama iyiydi yani, güzel. Sizi evet, görmek de güzel. Ne mutlu, ne mutlu. Hoş Mavi geldiniz. Karadeniz. Şerefler verdiniz. Şu anda Mavi Karadeniz ekranlarında dünya sizleri izliyor. Yarın da dediğim gibi 8 Mart evet, Dünya Kadınlar Günü. Evet. Dernek başkanlığının yanı sıra yıllardır bu işlerin içerisindesiniz. Evet. Ki hep büyük organizasyonlara da bir şekilde önderlik yaptınız. Evet. Bundan sonrası için Fatma Önen neler yapmak ister? Bundan sonrası için orduları neler bekler İstanbul'da? Bu akşam biraz da bunları konuşacağız inşallah. Şimdi ben öncelikle dünyadaki bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın tabii kadın. Kadın demek biraz zor. Kadın anadır. Aynen. Anadır. Kadın annelerin ayağının altında. Cennet derler. Kadının altında. Kıymetini bilene ne mutlu diyorum ben. Tabii kadın tek kendi yaptığı işlerle meşgul olmuyor. Kadın erkek işleri de yapıyor. Mesela İstanbul'da ilk Ordu Dernekler Arası futbol turnuvasını düzenleyen Esenyurt Ordular Derneği'dir. Sevgili kardeşim Ufuk Bey de burada. Sağ olsun. O yönde bize çok destek verdi. Birazdan bizimle beraber. Sizinle gelen değerli beyefendiler. Evet. Şimdi ben isim olarak herkesi tanıyorum. Birçok organizasyonda yan yan olduk ama isimlerini de alalım. Görevleriyle beraber Ufuk değerli Bey, abilerimizi de burada ifade edelim. Turnuva yaptık. Beşincisine kadar, üçüncüsüne kadar güzel oldu yani. Ama kadın yaptı bunu yani. Kadın eli deyince her şey bir başka güzel oluyor. Onun için
özellikle orduların evet. hem iş adamlarının olsun hem de bayanlarının olsun evet. bundan sonraki sektörlerde evet. birlikte beraberlik içerisinde yürümeler lazım. Biz her zaman onu söylüyoruz. Özellikle hani derneklerde hanımefendiler olmalı. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa diye. İnşallah bu sene ordunun dereleri yukarı da aktı. İnşallah. Büyükşehir İnşallah. Ordu. İnşallah, İnşallah oldu. Oldu. O nedenle çok güçlüyüz. İstanbul'da da, Ordu'da da. Ordunun her şeyiyle biz güçlüyüz yani. Ordular çok güçlü insanlar. Ben her zaman şunu ifade ediyorum. Türkiye'nin arkasında bir ordu var. Telefon mu var? Evet. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Buyurun. Ben ordunun Aybastı'ndım. Ahmet Çelik, Aybastı. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Sağ ol abi. Ben bir istek isteyeceğim. Buyurun efendim. Dinliyorum. Ordunun dereleri söylerseniz memnun olurum. Ordunun dereleri. Telefonun, televizyonun sesini biraz kısarsanız bizleri daha iyi anlayacaksınız Ahmet Bey. Evet. Ordunun dereleri mi efendim? Düştü mü? Eyvallah. Aybastı 1000 kilometre abi. O kadar olacak. Evet, buradan Aybastı'ya da selamlar olsun. Aybastı Belediye Başkanım Sayın İzzet Gündoğar. Sevgili Başkanım, sana da selamlar olsun. Evet, evet Başkanım. Biz de Belediye Başkanımıza sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Ayhan Doğan Bey aramızda. Ona da çok teşekkür ediyorum. Buraya geldikleri için. Abdullah Güngör Bey bizim Kavacık'ta oturur. Çok değer verdiğimiz bir dernek başkanımız. Çok teşekkür ediyorum ona da. İrfan Copoğlu. Bizim hastanede çalışan bir arkadaşımız. Evet. Çok emekleri vardır üstümüzde. Arkadaşlar sırayla geldi. Şeref verdiniz, inşallah. Onur verdiniz. Dediğim gibi evet. reklam arasında Hı-hı. bizzat gidip görüşüp isimleri evet. alalım ve gerekirse değerli dostlarımıza söz hakkı da verelim elbette ki. Evet. Ordunun dereleri aksın durmasın sevgili üstadlar. Ben sazlarıma bir alkış alabilir miyim lütfen? Efendim sıradaki eseri alacağız. Ben dediğim gibi 2 yıldır biz orkestramızla beraberiz. Ben öncelikle onlara her hafta olduğu gibi bir kez daha programın başında teşekkürlerimi, şükranlarımı sunayım. Onun dışında bizler hafta sonu Altın Işık Düğün Salonu'ndayız. Sevgili Yusuf Altın Işık'ın aynı zamanda Sultanbeyli'nde beraber çalıştığımız 2 tane de düğün salonu var. Tüm dostlar şimdi Kenan Börekçi'yi düğüne çağırıyorlar. Diyoruz ki abi bizim fiyatımız sazlarımızla beraber hani dost işi zaten para kazanmıyoruz. Geliyoruz 6 sazla 1000 lira. İdi abi salonu tutun 1500 liraya Kenan Börekçi bedava yani yapacak bir şey yok. 1000 lira bana vereceğiz de 1500 liraya salona verin ben bedava çıkıyorum zaten yapacak bir şey yok. Çünkü orası bizim evimiz. Evet Sayın Altın Işık sendeyiz haydi bakalım. Efendim tüm babalara gelsin. Haydi bakayım. Köşe gasketiyle omuzunda sakosuyla hey ah bu adam benim babam 8 köşe gasketiyle omuzunda sakosuyla hey cebinde yok parası gofradır sigarası yüreğindedir yarası. Altı çocuk büyütmüş bir işi maaşıyla bu adam benim babam. Ağlama benim babam, ağlama aslan babam, kara gündür geçer babam. Bir kapıyı kapayan öbürünü aşar babam. Allah büyüktür babam. Ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gündür geçer babam hey.
Allah büyüktür babam hep. Çare beli bükük o. Ah vadam benim babam, derdi dağlardan büyük. Ne çare beli bükük hey. Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş. Gözyaşını da silmemiş. Bir lokma ekmek için namerde eğilmemiş. Bu adam benim babamdır. Ağlama benim babam, ağlama açar babam. Kara gündür geçer babam hep. Bir kapıyı kapaya, öbürünü açar babam. Allah büyüktür babam hey. Benim adam, benim babam mert adamdı. Mangal gibi, mangal gibi de yüreği vardı. Yufka gibi bir kalbi vardı. Hayatım boyunca, hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı, bir dikil ağacı olmadı belki. Ordu'da bir bahçesi olmadı belki, ama kendisi onuruyla yaşayan, koskoca, koskoca bir çınardı onuruyla yaşayan, onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Ağlama benim babam, ağlaman açar babam, kara gündür geçer babam hey. Allah büyüktür babam hey. Efendim, bu arada malum aşağı yukarı yazdan beri babamı da görmedim. Orada da biz burada yazın ancak konserlere gidersek birbirimizi görebiliyoruz. Babamın da ellerinden öpmüş olayım üstadlar. Gönlünüze yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet başkanım. Bu akşam bol bol sohbet, bol bol türkü var. Şu anda dernek olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii bizim dernek 7-8 senelik dernek. Dernek olarak zaten çalışıyoruz yani. Dernek olmasa da çalışıyoruz. Çünkü Esenyurt Ordulular Derneği faaliyetler olarak da zengin bir dernek. Yani dernekler, yani işte hani ne demişler, İstanbul'un anası da benim, babası da benim. Doğrusu da budur yani. İstanbul'da orduların bütün bana gelen bütün işlerine ben elimden geldiği kadar yardımcı olmuşumdur. Daha yeni bile cenaze götürdüm. Bir yakınımı kaybettim. Evet, bu arada başınız sağ olsun, sağ tekrar. Ben 7 gün yoğun bakımın önünde oturdum. Gece gündüz hiç kalkmadan yani. Yani bir kadın, yani düşünün, bir anneyim yani sonuçta. Okul açılırken bütün öğrencilerin durumlarına hepsine yardım ederiz. Ayrı ayrı. Hasta olur hastanelerde. İş olur işlerde. Yani buradan Sayın Bakanıma, eski bakanıma İdris Naim Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Bize dernekçiliği öğretti. Daha ilk basamaklarda biz dernekçiliği Sayın Vekilim, Sayın Eski Bakanım İdris Naim Şahin'den öğrendik. Dernek terbiyesini ondan öğrendik. Hiç kimseyle bir iddiamız olmadı. Oraya geçelim, buraya geçelim. Düzgün düzgün işlerimizi güzel şekilde yapmaya çalıştık. Ama bundan sonraki günlerde inşallah İstanbul'da, tabii yaşlandık ama yok, hani estağfurullah. Kadın gönlümüz ya biraz hırslı bir. Yani. İstanbul'da
Karadenizli Kadınlar Derneği inşallah kısa bir zaman içinde kuracağız. İnşallah. Faaliyetlerimiz o nedenle devam edecek inşallah. Aslında dernekçilik de benim de her zaman ifade ederim. Sadece senede bir defa üyeleriyle bir yere gidip bir piknik yapmak değildir. Yani öyle bu şekilde değil. Dernekçilik zihniyeti varsa ben buna karşıyım. Dernekçilik özellikle cenazelerimizde, toplumsal olaylarda derneklerimiz üyelerinin kanayan yaralarına dur diyebiliyorsa işte o zaman orada bir faaliyet var demektir. Ama hiçbir şey yapmayalım, biz senede bir defa gidelim bir yerde bir piknik yapalım, onu İstanbul'da yapmaya gerek yok. Öyle bir niyetiniz varsa gidin bunu orada da yapın ben abi. Ben ellerimle cenaze yıkayıp orduya gönderdiğim cenazeleri hatırlıyorum. Ellerimle kimse bulamamıştım, bir tane olmuştu öyle. Yani morga, bütün cenazelerinde hepsine giderim zaten. Hepsinde de hastanedeyse morga gidip kendi ellerimle tabuttan tutup çıkaran bir dernek başkanıyım. Ne mutlu sizlere. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açsın. Evet. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, ifade etmiştim. Çok değerli bir ses bu akşam bizlerle beraber olacak diye. Gerçekten şimdi sanırım bir hafta falan önceydi, televizyon izlerken Ferda Tayfur'un, buradan sevgili üstada da selamlar olsun, bir filmini izliyorum ve filmde sahnede türkü okuyan hanımefendi Huri Safan hanımefendi Ferda Tayfur'a mikrofon uzatıyor ve Ferda Tayfur kendi eserini okumaya başlıyor. Kim bilir bu akşam belki bize mikrofon uzatır, biz de Giresun'u alıp götürürüz bir tarafa, değil mi? Evet, o güzel alkışlarınızla güçlü ses, güçlüyorum. Karadeniz'in belki de yetiştirmiş olduğu en önemli seslerden bir tanesi Huri Safan hanımefendi sizlerle efendim. Bakışların bana biraz
şerefler verdiniz. Sağ olun. Şimdi öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizler gibi değerli bir ustayı burada ağırlamaktan büyük bir onur duydum. Sağ olun, teşekkür ederim. Dediğim gibi programın başında 3 haftadır rahatsızdım. Bu hafta ayrı bir yoğunlaştı rahatsızlık ama sevgili solistim çok değerli bir isim olunca rahatsızlık heyecana dönüştü. Ben artık ne yaptığımı bilmiyorum ve o güzel yorumunuzdan hiç ara vermeyelim istiyorum. Bir tane daha türkü dinleyelim efendim, bir eser daha dinleyelim. Haydi bakalım. Evet, eserimiz hazırlanana kadar dediğim gibi Giresun Televizyonu ve Ordu programı. Evet. Güzel bir birliktelik olsun. Evet, ben de Giresunluyum zaten. Evet. İşte Ordu fark etmiyor yani, aramızda ne var ki? Yarım saatlik bir yol mesafesi var. Onun için insan insan olsun, nereli olduğu önemli değil. İster Karadeniz'de olsun, ister Doğulu olsun. Bir olan insan olmak. Ayrıca biliyorsunuz yarın Dünya Kadınlar Günü. Ve ben şimdi hem sizinle olmaktan sevinçliyim ama yarın çok üzüntülü bir gün benim için. Çünkü ben anneme 10 sene oluyor yarın. Anneler Dünya Kadınlar Günü'nde kaybettim. Başına sağ olsun. Yarın mekanı cennet olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi de yine bir haber aldım. Halamın yoğun bakımda olduğunu telefonuna aldım. Geçmiş olsun. Ama işte sanatçılık bu. Nasıl olsa çıkıyoruz işte. Orada cenazemiz de olsa biz yine sahnedeki programımızı yapıyoruz. Ve bütün dünya kadınlarının bu güzel gününü kutluyorum bugünden. Sağ olun. Evet. Gönderelim arkadaşlar. Haydi bakayım. Thank you.
sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Efendim hoş geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Lütfen buyurun. Fatmacığımın yanına geçeyim. Evet. Fatma Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü bu buluşmaya vesile olduğu için. Sevgili başkanıma da teşekkür ediyorum. Birazdan reklamlardan sonra. Güzel bir şey getirdik gelirken. İnşallah reklamlardan sonra bakacağız. Hı, tamam. Sevgili üstad, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi, bu sene benim 50. yılım sahnede. Ne mutlu. Ne mutlu. Bundan ilgili işte çalışmalarımız var. Giresun'da bir gece yapıyorlar. 50. yılım. Ben de orayı tercih ettim. Kendi memleketim, doğduğum yer ne diye. Ne mutlu. 21 Nisan'da Yakacık'ta Gökkuşağı restoranda bir gece düzenlediler. İşte böyle uğraşıyoruz onlarla beraber işte. İnşallah Rabbim sizlere uzun ömürler versin. Amin. Bu arada geçen hafta kaybettiğimiz değerli üstad, evet, Müslüm Gürses'i, Müslüm Baba'yı da buradan rahmetle analım. Anıyoruz. Mekanı cennet olsun efendim. Müslüm Bey'le ben çok çalıştım. Yani ne mutlu sizlere. Çok böyle 80 yılından beri arkadaşım, beraber çok çalıştık. O ilk sahneye Adana'da çıktı. O zaman ben de oradayım. Daha küçüktü. Hiç unutmuyorum. Beyaz bir pantolon, üstüne yeşil simli bir ceketi vardı. Küçücük bir çocuk, böyle kara kuru bir şeydi. Orada aynı programda tesadüf yıllar sonra tekrar karşılaştık. Çok, tabii ki çok üzüldüm. Çok güzel hatıralarımız vardı. Bir kere 15 sene hiç ara vermeden Avrupa turnesi, Türkiye turnesi devamlı gezdik. Yani devamlı beraberdik. Çok yazık oldu yani. Evet, mekanı cennet olsun. Cennet olsun. Ama Allah kurtarım hanıma. Şu anda o eski lezzet yok değil mi bu sektörde? Yok tabii ki yani. Hiç. Siz şanssızsınız. Rabbim o günlerimizi aratmasın ama dediğim gibi ustaların gerçekten değerini bilelim. Ustaların değerini bilelim. Çünkü zannetmiyorum yani. Çok kaybettik. Özellikle ben Ordulu bir ses Kamil Sönmez hocam. Evet. Bu sene de çok sanatçı çok, öldü. Yani bu sene yani, gerçekten çok yani, değerli isimleri kaybettik. İşte başladık yani 2012'de onu 2013'e girdik. Hala devam ediyor yaprak dökümü. Evet, onun için Rabbim sizlere uzun ömürler versin. Amin. Hayırlı. Her şeyin hayırlısı. Versin. Rabbim mutlaka ömür bir gün bitecek. Her şeyin tabii hayırlısı tabii, nasip eylesin. Giderken de geride güzel anılar. Gidecek, güzel anılar bırakmayı nasip eylesin amin, inşallah. Amin. Evet başkanım, sizde bugün bir sessizlik seziyorum. Yani burada biraz stres olursa Ordu, Giresun havaalanı. Yani Ordu, Giresun. Biz onun kardeş, en yakın bize kardeş olan bir il. İsmiyle Orge havaalanı. Yani Ordu, Giresun havaalanı koyduğumuz için Huri Saban'ı onun için tercih ettim. Yani bizim bağlantılarımız çok kuvvetli. Yollar daha kısalsın diye evet, değerli evet, üstadla yani, beraber artık yani, karayolu değil hava yoluyla yani, inşallah. Evet. Havaalanı. Evet. Ordunun her yeri çok güzel. Yani bütün buradan, memleket güzel, güzel. Bütün Karadeniz'imiz güzel. Türkiye'miz güzel. Ordu valimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Yani olalım, selamlarımı sunuyorum. Yani çok da güzel bir çalışmalar yapıyorlar. İnşallah Ordu büyük şehir olacak. Ordu da çok büyük büyük başkanlar olacak. Bizler de inşallah herhalde Ordu'ya gideriz diye düşünüyorum. İnşallah. Sonuçta bir gün mutlaka herkesin cenazesi evet, oraya gidiyor ama yani, inşallah Rabbim bizlere cenazeden önce evet, sahile gitmeyi nasip eylesin. Ya, o güzellikleri tekrar yaşamayı nasip eylesin. Evet hocam, ne gönderirsiniz? Ben baştan bir şey seçmiştim ama bu şey olsun diye herhalde bir yanlışlık oldu. Evet. Üstadlar ne gönderirse bizler de okuyalım. Haydi bakalım. Haydi bakayım elleri biraz göreyim canlı tempo. Çok yağmadan var kalan Emine.
Bula öyle dede, sorgu sual var bula. Giresun'da öyle dede, sorgu sual var bula. Haydi haydi gidelim de Kuzköy yaylalarına. Doktor derman bulamazlar sevda yaralarına. Terekide bekle sandığımda dökülür atma sandım. Bana bakan gözlerinde ellere bakma sandım. Yar bana bakan gözlerinde ellere bakma sandım. Haydi haydi gidelim de ordu yaylalarına. Doktor derman bulamazlar sevda yaralarına. Eyvallah, teşekkürler efendim. Ağzına sağlık. Efendim, mesajlar için MKD yazıyoruz. Bir boşluk 39-29'a gönderiyorsunuz. Hem değerli üstattan istediğiniz eserleri yazın gönderin. Hem sevgili başkanıma sormak istediklerinizi yazın gönderin. Hem bizlerden isteklerinizi gönderin. Elimizden geldiği ölçüde, dilimizin döndüğü ölçüde inşallah okumaya gayret edeceğiz efendim. Yine haftaya inşallah 14 Mart Perşembe akşamı Akkuş Akpınar Derneği bizlerle beraber olacak. Yüksel Tuğ Başkanıma buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum efendim. Yine 21 Mart Perşembe günü burada Gölköy Damarlı Derneği bizlerle beraber olacak. Ayhan Çelek Başkanıma buradan selamlarımı gönderiyorum ve 23'ünde Altınışık'ta Sultanbeyli Altınışık Düğün Salonu'nda Gölköy Damarlı Derneği'nin kuruluş yıldönümü etkinliği var efendim. İnşallah tüm sazlarımızla beraber full kadro oradayız ve Seyfettin Tomekin Hocam bizlerle beraber olacak sevgili başkanım. İnşallah sizleri de bekleriz. Şimdi bir misafirimiz var. Bakalım kim gelmiş? Biz misafir perveriz. Ordular misafiri sever diyoruz ve misafirimizi buraya davet ediyoruz efendim. Merhaba. Ertan'ım hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkürler. Seni bayağıdır göremiyorduk. Tabii işlerimiz vardı biliyorsunuz bizler. Ondan ziyade değil, bu hafta az solist var diye geldin. Sen öyle bize mi? Değil Huri Hanım'ı görmek için geldin. Merhaba. Doğru mudur? Ya ben aşında bütün herkes için geldim. Hoş İnsanlarımız için geldim. Şimdi şöyle, belki de Türk televizyonları tarihinde bir ilk yapacağız bu akşam. Sizlere çok güzel bir ürün anlatacağız. Ve sizden sadece şunu rica ediyorum. Ben az sonra Türk televizyonlarında görülmemiş bir kampanya yapacağım. Ve bu kampanyayı yaptığım andan itibaren hatlar yoğun bir şekilde kilitlenecek. Ben ona eminim. Sadece sizden şunu rica ediyorum. Lütfen hattı düşürmeye çalışın. Neden mi? Şimdi şöyle hemen göstereyim. Şunu size vereyim. Bakın benim elimde bir uydu cihazı var. Çok güzel bir uydu cihazı. Ve 4000 kanalı net çekebilen bir uydu cihazı. Hafif, kolay ve şunu söyleyeyim. Piyasada 200 liraya, 300 liraya, 400 liraya dahi satılıyor. Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ürünü bedava vereceğiz. Evet, yanlış duymadınız. Bu ürünü size bedava vereceğiz. Sadece siz kargosunu ve KDV'sini ödeyeceksiniz, o kadar. Yani ürün size bedava gelecek. Vergisini ve taşıma ücretini ödeyeceksiniz, bu kadar. Yanında bir de kumandası gelecek. Şifreli yayınları çözebilecek. 4000 tane kanal çekebilecek. Ve birçok maç yayını, erotik yayın, bunun gibi bir sürü yayını çözecek. Ve sadece vergisini ödeyerek alacaksınız. O Türk televizyonları tarihindeki muhteşem kampanyayı yapmak üzere hepinizin elinin telefona gittiğini biliyorum. Hazırsanız lütfen siz 4'ten geriye doğru sayın. 0 dediğinizde yönetmenim numarayı versin. Evet. 4, 3, 2, 1. Haydi bakalım. 0 gelsin numaralarımız. Evet, şu an itibariyle 0216 211 01 çift 0. 0216 211 01 çift 0'ı arayan herkes kargosu, KDV'si, sadece vergileri 69 lira olan bu ürünü alacak. Normal piyasa fiyatı 400 lira ve sadece 4 dakikalık kampanya süreniz var. Bu ürünü neden alacaksınız? Eğer sizler de maç yayınlarını şifresiz olarak izlemek istiyorsanız bu ürünü alacaksınız. Hayal ettiğiniz, edemediğiniz bir sürü belgesel, sinema ve bunun gibi birçok yayını izlemek istiyorsanız alacaksınız. Yayınları şifresiz olarak izlemek istiyorsanız alacaksınız. HD kalitesinde izlemek istiyorsanız alacaksınız. Ve birçok kanalı kesintisiz olarak izlemek istiyorsanız alacaksınız.
Neden alacaksınız? Bir kere görüntü kirliliği yok. Televizyonun arkasına monte ediyorsunuz. Kumandası da yanında hediye olarak geliyor. Ve siz sadece 400 liralık bu cihaza 69 lira bedel ödüyorsunuz. O da zaten KDV'siyle kargosu beraber. Taşıması zaten 10-15 lira bir para tutuyor. 45 lira falan da KDV'si. Toplam 69 liraya. Numarayı tekrar rica edelim. Ve bir kere daha şöyle gelsin gitsin. Şu an itibariyle 0216-211-01-00. 0216-211-01-00. Size sürpriz olsun diye şöyle bir ekrandan alıyoruz, bir koyuyoruz. Bir evet. Alıyoruz, bir koyuyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ekranda çok durursa çok yoğunluk olacaktır. Zaten bedava veriyoruz. Aynen. Ve hatlar çöküyor biliyor musunuz? Manchester United maçları veya diğer yabancı maçları işte bu mini uydu alıcısıyla izleyebilirsiniz. Özellikle Ordu maçları. Ordu maçlarını yani. Ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Birçok erotik yayını, futbol Seniye yayını Şampiyonlar Ligi'ndeyiz zaten. İzleyebilirsiniz. İnşallah. Ve şunu da söyleyelim. Bakın piyasaya gidip 300-400 lira vereceğinize biz sadece o 4 dakikalık kampanyayı size yaptık ya son 1-1,5 dakikanız kaldı. Emin olun siz de almazsanız eğer pişman olacaksınız. Neden pişman olacaksınız? Çünkü bedava veriyoruz. Evet. Sizden sadece vergisini ve taşıma ücretini istiyoruz. Öyle işte bu ürün 200 lira 300 lira demiyoruz. 400 liralık ürünü 2 yıl garantili bu ürünü sizlere bedava veriyoruz. Sadece 69 liraya sizlere bu ürünü kargosu KDV'si içinde veriyoruz. Onu da biz almıyoruz. Zaten vergisini biliyorsunuz. Evet, devlet vergisi. Alıyor. KDV kargosunu da kurye firmaları alıyor. Altta numaraları görüyorsunuz. Yönetmenim çok fazla yoğunluk olduğunu söylüyor. Hatların çok fazla yoğun olduğunu söylüyor. Ben biliyorum ki hatların şu an daha da yoğunlaşacağını biliyorum. Çünkü belki de bu televizyonda bir daha böyle bir kampanya olmayacak. Kurulumu kolay. Televizyoncu falan çağırmanıza gerek yok. Sadece televizyonun arkasına takacaksınız. Gözü de televizyona koyacaksınız şöyle. Kumandasıyla beraber. Zaten 20 lira sadece şu kumanda. Alıp. Hemen maçlara izleyeceğiniz tabii. Ekranı ayarlıyorsunuz. Eğer uygun çanak kurulumu yaparsanız 4000 kanalı izlersiniz. Ve size sadece şunu söylüyorum. Şöyle altın uçlu. Bunun niye altın uçlu olduğunu da söyleyeyim. Şifreleri daha iyi çözüp alaşımı daha iyi yaptığı için. Şöyle oynar başlıklı. Neden? Hani televizyonun arkasında rahatça dönebilsin diye. Neden 400 lira? Çünkü birçok kanalı HD kalitesinde gösteriyor. 4000 tane kanal izliyorsunuz uygun çanağınız varsa. Birçok ücretli erotik yayını, birçok futbol yayını, birçok sinema yayını yine bedava izliyorsunuz. Ve 400 liralık bir ürün sizlere bedava gelecek. Sadece siz kargosunu ve KDV'sini ödeyeceksiniz. Son 1 dakikanız kaldı. Evet. O 1 dakika içinde hattımızı düşürürseniz, yani attığınız çağrı eğer sisteme düşerse ya da bize direkt ulaşırsanız bu ürünü size bedavaya. Sadece devletin aldığı %18'lik KDV'si ve kargo parasına gönderiyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Herkesin evinde mutlaka bir uydu alıcısı olacak. Evet. Ve sizlere şunu da söylüyoruz. Kar yağdığında, yağmur yağdığında ne olur? Sinyal kalitesi düşer değil mi? Şöyle sinyal yok yazarsınız. Bunda sinyal çok çok aşağıya düşse bile televizyonda kesinti olmuyor. Neden biliyor musunuz? Şuradaki gümüş alaşımları sayesinde, ya altın karışımı, gümüş karışımı diyoruz ya. Evet. Bu alaşım sayesinde bunun özel bir anlamı var. Ve sizlere şunu da söylüyoruz. Bu kampanya bu program için bir daha olmayacak. Ve alan herkes belki de son kez almış olacak. Siz ne yapacaksınız? Yoğun bir şekilde hatları düşürmeye çalışacaksınız. Çünkü sadece hatları düşürebilen kişiler bunu alacak. 0216-211-01-00 0216-211-01-00 69 lira kargosu ve vergisi. Sadece bunu ödüyorsunuz. Bunu ödedikten sonra ürünü 400 lira yerine size bedavaya gönderiyoruz. Yanında kumandası hediye. 2 yıllık da garanti belgesi hediye. Ben buradan gidiyorum. Yalnız son bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Hatlarda acayip şekilde kitlenme var. Gördüğünüz gibi yönetmenim buradan durmadan uyarıyor beni. Ben de şunu söylüyorum. Hani izleyiciler gönül koyuyor. Çağrı attık bizi arayacaklar mı düşürecekler mi? Sadece şunu söylüyorum. Tek bir dakika. Yani 59 saniye. Bu saniyeyi size veriyorum 60 saniye. 60 saniye içinde arayanlar, hattı düşürebilenler bu ürünü alacak. Ama 60 saniyeden sonra ben affınıza sığınıyorum. Stoklarımız da yeteri kadar olmadığı için, bedava gönderdiğimiz için bir daha bu kampanya olmayacak.
ve yine sürpriz ürünlerle karşınızda olacağız. 0216 211 01 00. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Haydi bakalım. Altın Işık Konferans ve Düğün Salonları'nın katkılarıyla hazırlanan Ordu'nun Dereleri devam edecek. Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apolas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı Kasrı'nda. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216 334 64 38 0537 443 95 35. Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Sinop'a tüm Anadolu kültürümüz Tuzla Belediyesi'nin katkılarıyla ekranlarda buluşuyor. Yöresel motiflerle bezenen, rengarenk kültürüyle Tuzla'dan Anadolu isimli program her cuma akşam saat 21'de Mavi Karadeniz Televizyonu ve www.tuzlaweb.tv ekranlarında sizlerle buluşuyor. Anadolu kültürünü yaşamak ve yaşatmak için Tuzla Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Tuzla'dan Anadolu'ya yöresel gecelerine sizler de davetlisiniz. Bu hafta Giresunlu hemşerilerimizin konuk olacağı bu özel programda gelecek haftalarda farklı farklı illerle Mavi Karadeniz televizyon ekranlarında buluşmak üzere. Merhaba sevgili izleyenler. Mavi Karadeniz ekranlarında mükemmel, müthiş bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde bir indirim yapmayacağız. Bu bölümde herhangi bir satış yapmayacağız. Bu bölümde sizlere bedava ürün göndereceğiz. Neden bedava gönderiyoruz? Ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım. Akaryakıt veya evimizde kullandığımız tüp veya evimizde kullandığımız doğalgaz. Yani kombilerle başınız dertte mi? Çok fazla fatura ödüyorum. Aylık doğalgaz faturamdan bıktım. Çok fazla tüpüm dayanmıyor, bir ayı geçmiyor diyorsanız, arabam çok fazla benzin yakıyor veya motorin yakıyor veya LPG yakıyor diyorsanız lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü evinizdeki kombiden, evinizdeki tüpünüzden kullandığınız aracınıza kadar %20'ye varan yakıt indirimi, yakıt tasarrufu yaptıracak olan bu mükemmel cihazı sizlere bugün bedava göndereceğiz. Ama 3 dakikada hattı düşürebilirseniz bedava olacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 dolara, yani Türk parası karşılığı 270-280 değil mi sevgili yönetmenim? Aşağı yukarı 270-280 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan yakıt tasarruf cihazımızı şimdi sizlere ücretsiz, yani bedava göndereceğiz. Ne işe yarıyor bu? Nasıl tasarruf yaptırıyor? Onları anlatacağım. Veya nasıl kullanmamız gerekecek? Onları anlatacağım. Arabamızın yakıt deposundan motoruna giden hortuma tek yapmanız gereken, bakın bu kısmını hemen göstermek istiyorum. İçerisinde o borunun geçeceği kadar bir boşluk görüyorsunuz. Zaten burası manyetik alandır. Kapatıyorsunuz. Boru içeriden geçirdikten sonra klips yardımıyla, zaten klipsler de içerisinde, iki tarafından tutturmanız yeterli olacak sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi. Ve aracınızda %20'ye varan indirim. Evinizde tüpünüzün hortumu yine aynı şekilde. Doğal gazınızı aynı şekilde tutturarak %15 ile %20 arasında tasarruf sağlıyorsunuz. Örneğin evinizde kullandığınız, yemek yaptığınız tüpünüz ne kadar dayanıyor? Bir ay mı? Artık 40 gün dayanacak. Yani bir ay 10 gün dayanacak. 10 gün daha fazla dayanacak. Örneğin evinizdeki kombiniz ne kadar fatura geliyor? 350-400
300 veya 300 diyelim. 300 lira fatura geliyor. Bir dahaki ay iddia ediyorum 250 lira gelecek. Arabanız bir depo benzinle kaç kilometre yakıyor? Kaç kilometre gidiyor? Örneğin 800 kilometre. Eğer aracınız bu cihaz olmadan 800 kilometre gidiyorsa bu cihaz sayesinde 1000 kilometre gidecek. Yani 200 kilometre fazla yapacaksınız. Şu anda Amerika'da satış rekorları kıran, Amerika'da satış fiyatı 150 dolar olan, Türkiye'de 95 liraya kampanya yapılan bu cihazı ben size bedava gönderiyorum. Şu dakika itibariyle kampanyamıza başladı. 0212 alan koduyla 955-0965 numaralı telefonu hemen arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum telefon numarasını. 0212 alan koduyla 955-0965 şu anda numaralar ekran altında gözüküyor. Çağrı bile bırakmanız yeterli. Sizi en geç yarın arayacağız. En geç yarın arayacağız. 0212-955-0965 ekranın alttaki numaraya bir çağrı bile bırakmanız yeterli olacak sevgili izleyenler. Tekrar söylüyorum. Mutlaka güncelik hayatımızda kullanmamız gereken bir cihaz. Arabanız olmayabilir. O zaman evinizde kombi kullanıyorsunuzdur veya doğalgazınız vardır. Doğalgaz veya kombiniz yoksa yemek yapmak için bile tüp kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Demek ki olmazsa olmaz ihtiyaç. Ve bu arada bir kişinin en fazla 2 adet alması lazım. Yani en fazla 2 adet alabiliyor daha doğrusu. Neden? Çünkü ben hattı düşürdüm kardeşim. Bir kamyon istiyorum. Maalesef. En fazla 2 adet alabiliyorsunuz. Yönetmenim de 3 diyor ama hayır, 2'den fazla alamazsınız. Çünkü az sayıda stok var ve yeterli oranda daha çok izleyicimize bu kampanyayı ulaştıralım diye bu stokları sizler için ayırdık. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 liraya yakın fiyata satılan bu cihazı tanıtım amacıyla bedava gönderiyorum. Eşinize, dostunuza kullandıktan sonra tavsiye edebilirsiniz. Bakın bizim amacımız bu. Alın, kullanın, memnun kalırsanız eşinize, dostunuza tavsiye edin ki onlar bizden paradan alacaklar. Ama siz şimdi bu cihazı ücretsiz alacaksınız. %15 ile %20 arasında müthiş bir tasarruf yaptıran inanılmaz bir cihaz bu. Evinizdeki tüpten tutun, kombiye kadar, arabanızdan tutun da yakıt anlamındaki kullandığınız her şeyde %15 ile %20 arasında tasarruf yaptırıyor. Özellikle benzinli araçlarda %20, dizel araçlarda %18, LPG'li araçlarda %16 gibi müthiş bir tasarruf sağlayan bu cihazımız evinizdeki kombi ve tüpte de %15 civarında tasarruf sağlıyor. Ve dediğim gibi 300 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan bu cihaz şu anda bir dakika içerisinde arayan veya çağrı atan herkese bedava. 0212 alan koduyla 955-0965 telefon numaramız. Tekrar ediyorum, 0212 alan koduyla 955-0965 bir çağrı atmanız bile yeterli diyorum. Bedava göndereceğiz bu cihazı sizlere. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Bu sene hastalandı, sarardı yaprakları. Ah çınar, koca çınar, sana bakanlar ağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Öyle bir gün yaşadım, üstüme çöktü dağlar. Üstüme çöktü dağlar, çöktü üstüme dağlar. Başıma gelen gececuk yaşlarımdan, gececuk yaşlarımdan, gececuk yaşlarımdan. Otantik türküler Mavi Karadeniz TV'de, başka yerde yok. Altun Işık Konferans ve Düğün Salonlarının katkılarıyla hazırlanan Ordu'nun Dereleri devam ediyor.
Evet efendim, tekrar reklamların akabinde Ordu'nun dereleri tüm hızıyla akmaya devam ediyor. Efendim, dediğim gibi mesajlarınızı birazdan değerlendireceğim. Mesajlar için MKD'ye bir boşluk, duygu ve düşüncelerinizi, isteklerinizi yazıyorsunuz. 39-29'a gönderiyorsunuz. Yine canlı yayın telefonlarımızı bir kez daha sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar, arada canlı yayın telefonlarını ekranlara da verebilirseniz, bu konuda şikayetler var, nasıl arayacağız diye. Onun dışında alt bantlar geçiyor, özellikle canlı yayın telefonu diye altın ışık düğün salonları aranıyor. Bu konuda da hafta sonu müdürümüz şikayetçi. Abi sen oradasın, yayın yapıyorsun, millet burayı arıyor diyorlar. 0216-640-05-66, 0216-640-05-66 canlı yayın telefonlarımız diyoruz ve değerli solistimden güzel bir türkü, sıradaki eserini, alkışlar Huri Sapan için gelsin efendim. Haydi bakalım. Altyazı M.K.
bir kara gözün değer dünya malına. Bir kara kaşın, bir kara gözün değer dünya malına. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet efendim, ağzınıza sağlık. Ben hemen sağ birkaç tane mesaj paylaşayım. Akabinde güzel bir türkü okuyalım. Çünkü mesajlarımız gelmeye başladı. Bizlere gönül koymasınlar. İyi akşamlar Kenan kardeşim. Çarşamba Hürriyet'ten İlyas Algan. Çarşambayı sel aldığı söylersen seviniriz. Oğlum Musa ve Burak Algan'a gelsin. Ankara Fatih'ten ve Hürriyetlere gelsin. Ankara'da Fatih'e ve Hürriyetlere gelsin demişler. Çarşambaya, Hürriyet Beldesi'ne, Kumtepe'ye, Kızılot'a, Kemal abi, Aydoğdu ailesine herkese selamlar, saygılar olsun. Merhaba, ben Ünye'den AKP Gençlik Kolları Teşkilatı Başkanı Yunus Korkmaz. Sayın Başkanım Fatma Önen hanımefendiye saygılarımı sunarım. Çalışanlarımızın başarıları daim olsun sevgilerimle demişler. Buradan Fas'a da selamlar olsun. Muğla'dan hayırlı akşamlar. Türkiye'nin en güzel sesini dinlemekten mutluluk duyuyorum. Kenan Bey, sana ve ağabeyim Ahmet'e sonsuz teşekkürler. Vedat Demirci, Vedat kardeşim selamlar olsun. Selam Kenan Bey, İstanbul'dan, İstanbul Kıraç'tan Ela Nur Gül, Levent Gül, Murat Gül, Ayşe Gül, Davut Gül, Ela Gözlüm. Ela Gözlüm, ben bu elden gidersem, bu istek geçen hafta da vardı. İsterse solistimiz fark etmez, nasıl arzu ederseniz okuruz efendim. Buradan teşekkür ediyorum. Selam Kenancığım, Hakkari Yüksekova'da askerlik yapan oğlum Bayram Aydınhan için Asker Yolu Beklerim parçasını okursanız memnun olurum. İyi yayınlar Ümraniye'den Neşe Aydınhan. Rabbim kavuştursun efendim. Sayın Ayhan Doğan Bey'i orada olması bizi çok mutlu etmiştir. Ordu nerede? Bizler oradayız demişler. Ünye'den Ahmet. Ayhan Doğan biraz önce aramızdan ayrıldı. Doğru mudur? Evet efendim. Eşim Mehmet Tanhal için Kızılot'tu Cemile mi? Bizim Ordu'lu Cemile yaptık. Cemile şimdi Samsun tarafına doğru gidiyor herhalde. Kızılot'ta oldu Yusuf abi. Evet, Ordu'lu Cemile'yi istemişler. Buradan Samsun'a da selamlar. Sivas'a selamlar. Yine Samsun Çarşamba Köklük Köyü'nde şu anda bizleri izleyen değerli dostlarımız var. Yine buradan selam enişteme, Hacer ablama, tüm yeğenlerimi öpüyorum. Dediğim gibi lise 1'i Samsun'da okudum ve orada kaldım. Buradan da tüm Köklük Köyü'ne de selamlar göndermiş olalım. Kumtepe'ye de bu ara selamlar gönderelim. Huri Safan hanımefendi, 30 yıldır hayranlık duyduğum bir sanatçıdır. Sesine nerede duysam hemen tanırım. Kendisine hayırlı ömürler, başarılar diliyorum. Sinop Ayancık Kütük Köyü'nden Hasan Sancak efendim. Evet selam kardeşim, ben Orhan Aydoğan, programını beğeniyle izliyorum. Başarıların devamını diliyorum. Sen bizim gururumuzsun. Başarılar diliyorum demişler Orhan'ım. Eyvallah kardeşim, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar Kenan Bey. Ben Çarşamba Köklük Köyü'nden İsa Kapucu. Sizden Akkuş'un Gürgelerini istiyoruz. Söylerseniz seviniriz demişler. Dediğim gibi Köklük'e selamlar olsun. Tüm dostlarım, oradaki arkadaşlarıma. Selam Kenan Bey sana ve değerli orkestrana. Ben Akkuş Alan Köyü Dernek Başkanı Ali Karaoğlu. Sevgili başkanım, geçen hafta sizleri buradan ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Sevgili başkanıma, değerli yönetimine, değerli dernek üyelerine, Akkuş Alan Köyü'ne buradan selamlar olsun. İnşallah yine görmek istiyoruz değerli başkanım. Evet, iyi akşamlar Kenan Bey. Ben Çarşamba'dan yine İsa kardeşim göndermiş. Buradan selamlarımızı göndermiş olalım. İyi akşamlar Sinop Boyabat. Dodurga Köyü'nden Mustafa Akkaya, el ele tutuşup gezdiğim anı unutursun diye çok korkuyorum şarkısını istemiş. İnşallah okuruz. Bunu da listeye alalım. İyi akşamlar. Her hafta sizi zevkle izliyorum Kenan Bey. Sizden karşılama istiyorum. Giresunlu Emel. Tabii ki burada Giresunlu bir üstad varken karşılama olur. Yani sıkıntı yok. Emel Hanım selamlar olsun. Yine efendim Sivas'tan Zeynep Hanım. Sivas'ın yollarını istemiş. İnşallah. Yine Adıyaman'dan Ahmet Bey, Düzsara yar, Düzsara demişler. Elbette ki efendim. Evet, diğer mesajlarımızı okuyalım. Bir asker türküsü ne gelirse, üstadlar ne gönderirse okuyalım. Haydi bakalım. Akabinde sözü başkanıma bırakacağım. Yine Tuncay Gülen'den Aydın'da olan eşi Zeynep Hanım'a ve çocuklarına olan Umut Berk, Havin Gülen'e gelsin demişler. Bütün Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Aybas diye selam demişler. Haydi bakalım.
bir alkış gelsin. Sevgili hocama alkışlar canlı gelsin. Serkan Sığın hocama, yüreğine sağlık üstad. Nişanlıma söyleyin, mektup yazmasın. Düğünüm var diye bayraklarda yastık, yastık gezmesin. Vatan için öldüm, ağlama ağlama yay yay. Bayrak için öldüm, Allah'ım ağlama. Tren böyle hücuma, anam, anam yaraların derin bana acıma. Kanlı gömleğimi verin bacıma. Otursun yıkasın, otursun yıkasın da güzel anam ağlasın bana. Uykular, uykular gölünde annem uyuyamaz oldu. Köyde herkesi arayıp anamı babamı sordum. Kimse, kimse bana annen öldü diyemedi. Ağladım, elimde tüfek, gözüm ufukta, yüreğim yanmıştı anam. Sen oğlunu beklerken, sen oğlundan güzel haber beklerken, ben senin öldüğünü nasıl öğrenirim?
nasıl dayanır bu ne yürek anne? Gitme tren gitme, böyle hücuma. Yaralarım derin, anam acıma. Otursun yıkasın alasmana, otursun yıkasın güzel adam, adam adam alasın bana. Ağlama ya ağlama adam. Ben okumayayım artık çünkü asker işini asker falan olunca ben bir işin kötü tarafı tüm asker aileler de olayı farklı bir tarafa çektiler. Her hafta dediler ki yani sen bu ekranda mutlaka asker türküleri oku ki bu noktada ille bir asker programı yapın diye de bir şey var ama şimdi ben okurken böyle oluyorum. Bu programı bir de bir şehit annesinin izlediğini düşünün. O zaman o yürek bunu nasıl izleyecek? Bir de işin o boyut var ama dediğim gibi Rabbim onları korusun. Rabbim onların yardımcısı olsun. Her zaman diyorum bizim askerimize, bizim polisimize, bu vatanın zerre kadar toprağına yan gözle bakan nametleri Rabbim belasını versin. Başka diyecek bir şey yok. Evet başkanım, olayı biraz dağıtalım. Evet. Yoksa ben şimdi hüngür hüngür ağlarım. Ondan sonra derler ki ya programcılar niye ağlıyor? Neden ağlıyor? Veya yalandan mı ağlıyor? Duygu yoksa bir insanda ağlayamazsın kardeşim. Duygu yoksa yazamazsın. Duygu yoksa çalamazsın. Duygu yüreğin yoksa Huri Safan olamazsın zaten. Doğru. Önce yürek olacak, gönül olacak. Evet. Onu taşıyabileceksin. Onun için... Benim de 3 tane çocuğum var. Bir oğlum, 2 kızım. Ağrı'da Allah kızım bağışlasın. Var. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum, damadımı. Torunum Hasret'e, Engin'e. Evde de gelinime, oğluma, kızım Gülşen'e, torunlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bizi de burada Trabzon'dan izleyen İmdat Çaylak Bey var, Ordulu. Eşi Hacer Hanım'a da selamlarımı iletiyorum. Geçen sene yılın hemşiresi seçilmişti Trabzon'da. Evet. Onu buradan alkışlamak istiyorum hep beraber.
Tabii Ordu'dan çıkıyor illaki. Yine Ünye'de Yunus Korkmaz kardeşime, bütün bizi izleyen, tabii Ordu'nun İstanbul'da sahipleri var. İşte federasyon başkanımız, Sayın Sabri Çelebi. Sayın Sabri Çelebi'ye. Çelebi, pardon. Sevgilerimi gönderiyorum. Platform başkanımız Şener hocamız. Tabii Şener hocamız bizim bir değerdir. Yani bizim için çok önemlidir. Ona Allah güç kuvvet versin diyorum. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ordulu herkes benim için çok değerlidir. Çünkü orduludur, benim hemşerimdir. Çok kıymetlidir. Yani arkadan ne olursa olsun, ne söylerse söylesin, benim için çok kıymetlidir ordulular. Size de çok teşekkür ediyorum. Ekibinizi de ekrandan çok beğeniyorum. Onlara bir alkış istiyorum. O kadar yakışıyorlar ki. Yani evden izlediğimizde o kadar yakışıyorlar ki ekrana. Yani sanki İstanbul'un en güçlü orkestrası gibi gözüküyorlar. Onlar İnşallah bundan sonra öyle olurlar. Hem İstanbul'un gerçekten en güçlü orkestrası. Buradan sevgili evet, Yaşar Sarıkaya hocama buradan selamlar iletelim. Geçen hafta Yaşar hocam burada konuğumuzdu. Sevgili hocamı ben bir kez daha ellerinden öpüyorum. Evet, ve Sarıkaya sevgili. Evet sevgili hoca buradaydı. Çok eski arkadaşım. Çok güzel Şimdi bir çok yürek. Yakışıyorlar. Yani böyle sanki seçilmiş. Yani birbirlerine o kadar böyle benziyorlar ki böyle. Yani özel olarak seçilmiş gibi. Çok beğeniyorum Şimdi onları. Şimdi program Ordu'nun Dereleri. Orkestra sefi Sayın Yusuf Altınışık, Serkan hocam olsun. Herkes birbirinin değerli isimler. Hay hay! Oğlum bak git! Oğlum bak git! Git lan! Git ya! Git ya! Allah Allah! Bu neydi oraya? Kim aldı onu oraya ya? Usta korkuttun bizi ya. Allah Allah! Bismillah! Demirci oldu. Ya başkanım kurban olayım. Başkanıma baksana ya. Bizi unutmamış. Ya o ne kadar büyük öyle ya. Allah Allah. Sanki de altın köşede zerre benziyordu ha. Hay bismillah hay. Demircioğlu. Onun ya. Kokusuna gelmiştir. Demircioğlu. Balığı... Ben de şey kalmadı ki artık ya. Balığa kediler gelir de seni niye köpek kovaladı? Abi bu köpek büyük öyle ya. Allah'ım. Ben aman. Ben sadece köpek sandım. Abi ben bu korkuyla anca... Korkma. Nereye gidiyorsun? Ben o iki ayakkabıdan korkmayayım. İki ayakkabı. Demircioğlu'na bir su verin. Şimdi... Ben gideyim bir su içeyim. Köpek o tarafta gitme. Bak, hay Allah. Ya Rabbi ya Rabbi Allah. Evet Demircioğlu'na bir alkış. Sevgili değerli yapımcıma teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür Şimdi, ediyorum. Şimdi balık tabii Beylikdüzü'nde bizim. Perşembe'li. Balıkçı Şener kardeşimiz var. Şener evet. Şen. Şener Şen. Şener Bey buradan selamlar gönderelim. Hanımı o kadar becerikli ki yani. Bizi şu anda seyrediyorlar. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Ellerine sağlık diyorum. Birazdan afiyetle sazlarla beraber. Keşke şöyle tabaklarımız da olsaydı. Değerli seyircilerimize de sunsaydık. Evet. Ama yalnız başkanım bunu şimdi bu hafta siz varsınız diye bu geldiyse olmaz. Yok. Değil mi Uğur Hanım? Evet. Her hafta. Tabii biz her hafta isteriz yani. Bir ordu yemekleri kültürü yapacağız inşallah. Tek niyetim o inşallah keşke yani şurada şu köşede bir ordu yemekleri Şimdi böyle ben böyle sessiz oturuyorum ama aslında çok becerikliyimdir. Sizi Türkiye'de yani dünya konuşacak inşallah arkanızda i̇nşallah. Olacağız bir büyük olarak. İnşallah. Yıldız yapacağız. Böyle i̇nşallah. Sahnelerde sunuculuk falan değil yani. Artık sizin yaşınız çok genç. Ben size söz veriyorum. Bundan sonra insanlar inşallah sizin peşinizde koşacak. Size en büyük desteğimi, en büyük yardımımı esirgemeyeceğim inşallah. İnşallah, inşallah. İnsanlar bizim peşimizde değil. İnşallah insanlar ordu kültürünün peşinde koşsun. Evet. Bizler de bu kültüre elçilik evet. yapalım sizlerle beraber. Dediğim gibi ben değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gönlü yüreği çok güzel bir isim. Bir yıldır da elimizden geldiği ölçüde haberleşiriz, telefonlaşırız. Özellikle ifade ediyorum bu program ordu adına, programın adı ordunun dereleri ama... Evet. Sadece orduya özel bir program değil. Her ilin, her ilçenin türküleri burada söyleniyor. Her ilden sanatçılar bu ekranda oluyor. Yine haftaya çok değerli bir ses, çok değerli bir yorumcu, sevgili solistim ismini söylediğim zaman hemen tanıyacaktır. Değerli Ertuğrul Polat bizlerle beraber olacak. O da Türkiye'de gerçekten besteleriyle birçok sanatçıya... Birçok sanatçıya hayat veren özellikle Berivan. Özellikle Berivan'la Sibel Can'ı gerçekten çok evet. ayrı bir köşeye taşıyan Koyun, bir evet. isim. Haftaya Erkan Sönmez ve Sayın Ertuğrul Polat bizlerle beraber olacak. Normalde bu hafta bizlerle beraber olacaklardı.
yarının 8 Mart Kadınlar Günü olması vesileyle sevgili başkanımla Huri Hanım'ı beraber konuk etme teşekkür istedik. Ediyorum. Onlar da bu konuyu anlayışla karşıladılar. İnşallah değerli hocamla beraber haftaya beraber olacağız. Evet, sevgili Huri Hanım, dünden bugüne Huri Sapan, halkın gözünde farklı bir isimsiniz. Teşekkür ederim. Öyle olabildikse ne mutlu bana. Mutlaka öyle. Yani. Ben bu müzisyen olarak söylüyorum. Dinlediğim zaman, geçmişe baktığım zaman şu anda gerçekten günümüzde bazı şeyler çok daha zor. Tabii ki. Geçmişte şöyle bir şey var. Hak eden hak ettiği yere mutlaka geliyordu. Evet. Ona bir sahiplenme, bir değer verme vardı ama şu anda günümüzde bazı değerlerimizi kaybettik mi diyelim veya menfaatler daha mı ön plana çıktı? Tabii ki. Yani dünle bugüne ne oldu sanat hayatında veya kültüre, hani kültürümüzde de bu var artık. Hani dünkü o köyde yaşadığımız hayatı evet. İstanbul'da neden yaşayamıyoruz? Neden eşimizi, dostumuzu ziyaret edemiyoruz? Bir kere en başta Türkiye'nin nüfusu çok gençleşti. Yani yaş bizim jenerasyon hemen hemen kalmadı gibi yani. Onun için gençlerimiz de pop müzik dinliyorlar. Mesela beni çoğu genç tanımıyor. Evet. Ben bir şarkı okudum. O zaman yeni doğan çocuklar şimdi işte 25 yaşında falan oldular yani. Tanımıyorlar. Pop müzik dinliyor zaten ama bizi dinledikleri zaman da çok beğeniyorlar. Aa böyle bir sanatçım varmış, bunları mı okumuş? Tabii bunları annelerin, babaların, annelerin daha çok çocuklara bizim kültürümüzü aşılamaları lazım, söylemeleri lazım. İşte şu sanatçılar vardı, işte Huri Sapan var, Belkıs Akkale var, işte şu var, İzzet bu var. İzzet Altınmeşe'ler vardı bu sektörde. İzzet Altınmeşe, işte Selahattin Alpay, yani Nuray Hafiftaş. Bunlar tabii Türkiye'ye mal olmuş şeyler, güzel sanatçılar. Yani eski şeyler kalmadı. Zaten yeniler de kimse desteklemiyor. Evet. Onun için bir yere gelemiyorlar. Para kıymet çok kıymetli oldu. Her şeyde paraya bakıyor. Maalesef. Kaset yapamıyorlar. Albüm yapamıyorlar. Yapmak bir dert, pazarlamak bir dert, tabii çıkartmak ki. Bir dert. Ya zaten yani satmıyor ki. Yok. Yani paranı harcıyorsun. O kadar evet, parayı telefonumuz satmıyor. Telefonumuz var arkadaşlar. Alo. Alo, hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Salih Kaçak mı efendim? Evet efendim. Salih Kaçak. Almanya. Evet. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Biraz rahatsızız ama çok değerli iki tane bayan yanımızda olunca iyi olmaya çalışıyoruz. Nasıl görünüyoruz Almanya'dan? Vallahi çok güzel görünüyoruz. Zaten fazla da uzun zamandan beri takip etmedim. İki haftadan beri takip ediyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. Evet buyurun. Görevinizde başarılar diliyorum Kenan Teşekkür Bey. Teşekkür ediyorum efendim. Almanya'ya selamlar, saygılar olsun. Ben de aynı bir ordulu olarak, hatta ordunun korgan gazasından olarak ordu korganda bulunan tüm akrabalarıma selamlarımı yolluyorum. İstanbul'da buyurun efendim. Ekran sizin. Eşe, dosta, köyün muhtarına sıkıntı yok. Buyurun. Yarın Kadınlar Günü olduğunu söylediniz. Evet. Ben Kadınlar Günü olarak kutlamıyorum. Kadınlar birer annedir. Annelerimizin gününü kutluyorum. Eyvallah. Annelerin günü yarın kutlu olsun inşallah diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Efendim orada bizi temsilen bulunan Fatma Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Ordulara burada bizi temsil ediyor. Ona da teşekkür ediyorum. Eyvallah. Başkanımla baş başasınız. Onun bir cenazesi olmuş. Onu da ölen kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Kendilerine ve geride kalanlarına, çocuklarına başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim çok sağ olun. Evet efendim, başkanım nasılsınız? Başkanım teşekkür buyurun. Ederim Salih Bey. Çok sevindim aradığınıza. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. Dünden beri biraz rahatsızım, üşütmüşüm. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Sağ olun efendim. Diğer bacımıza da Allah zihin açıklığı versin. Allah kolaylıklar versin. Fatma bacımıza da bütün başarılar, bütün vazifelerinde başarılar diliyorum. Sağ olun. Bütün kazançlarında helal kazançlar, bol kazançlar amin diliyorum inşallah. İnşallah, amin. Efendim, oldu efendim. Var mı bir ben isteğiniz? Gelen türküleri tüm akrabalarım için istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Eyvallah. Sadece bir görüşmek istedim. Teşekkür ediyorum beni kabul ettikleri için. Teşekkürler. Almanya'ya selamlar efendim. Evet, Almanya'ya da selamlarımızı göndermiş olalım.
solistimden arkadaşlar eser hazırsa hemen o güzel alkışlarınız. Canlı mı? Tamam. Ordunun Derelerini oku. Tamam. Evet efendim. Mesajlar için MK'de yazıyoruz. Bir boşluk 39-29'a yazıp gönderiyoruz. Haydi bakalım. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür çok ediyoruz. Çok da güzel duruyor. Evet, Ordun. Hamsimiz mi? Hamsinin herhalde her türlü yemeği yapılıyor turşusuna evet, kadar. Çok. Ben yani bizimize de reçelini bile gördüm. Evet. Daha önce bizim fındığın turşusu çıkmadı ama. Evet. O da çıkar. O var zaten herhalde büyük. Demircioğlu fındığın turşusu yapılıyor mu abi sizde? Siz mi? Zaten onu yaparsın. Sen o köpekten iki sefer daha kaçarsan turşu yaparsın bu işte. Evet. Evet. Bizim de Mayıs'ın ikinci haftası Anneler Günü ile ilgili İstanbul'da çok büyük bir Anneler Günü şeyimiz olacak. Programı. 3 tane televizyon kanalı canlı olarak verecek inşallah. İnşallah. Orada 3 tane İstanbul'da hak eden anneye altın bilezik takacağız inşallah. İnşallah efendim. Yani şimdi derneklerde falan ben hep görüyorum böyle plaket dağıtıyorlar. Böyle plaketi hak edene vereceksin. Eğer bir kişi hak etmişse veya 10 kişi hak etmişse çıkarın verin.
Yani tak 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 plak. 50-60 tane plaket var. 100 tane, 150 tane. Ben her zaman ifade ediyorum. Şimdi bir şeylerden konuştuğum zaman birileri rahatsız oluyor. İllaki olur. Yapılmış, 100 tane plaket var. Abi 100 tane plaketin parasını 10 tanesini ver. Öğrenci okur. Anlamda. Abi 90 tanesiyle bir öğrenci okur. Evet. Evet. Ya bu çok zor bir şey değil. Bakın bunu her hafta ekranda söylüyorum. Lütfen derneklerimiz, sizlerin vazifesi İstanbul'da, Almanya'da, yurt dışında, Fransa'da, Sinop'ta, Ayancık'ta, ne bileyim Bayburt'ta, Diyarbakır'da, neredeyse o bölgede, o bölgenin derneğiysen senin icraatın, işte evet. Burada bir Samsun derneği, İstanbul'da bir potansiyeli varsa Samsun'un kültürünü yansıtmakla evet. Mükellefsin. Giresunluysan Giresun'un kültürünü yansıtacaksın. İstanbullardan da bir şey alıp daha güzel bir noktaya geleceksin. Bir de şimdi sen bir derneksin, tabelan var, hiçbir şeyin yok. Senede bir defa git bir yerde piknik yap, bunun bir anlamı yok. Ben bunu diyorum ben. Yani sanatçına plaket sahip çıkmamışsan, plaket öğrencini gezisi. Okutmuyorsan, ben hastaysam ziyaret etmiyorsan, cenazeye gitmiyorsan, adamın düğününe gitmiyorsan, senin orada başkan olmanın da bir anlamı yok. Yani. Bırakın, bu işi gerçekten seven insanlar yapsın. Dernek gecesi değil de, Kenan Bey, plaket gecesi olmuş oluyor. Yani bu şekilde yani olmuyor. Plaketin kendine has bir değeri vardır. Zaten şöyle bir şey. Bakın çok özel ve net olarak söylüyorum. Benim sponsorum, bir ana sponsoru vardı bu programımın. Sayın Ramazan Kütük. Dedim ki abi ben geleyim sana çekim yapayım. Adam bana dediği şuydu. Bu programın ana sponsoru bu adam. Kardeşim benim adımı dahi o televizyonda telaffuz etme. Yeter ki sen bir noktaya gel. Evet. Ya bizim insanlarımız bu yani. Zihniyette olmalı. Evet. Yani ama bir, nerede? Yani bu bir kişide bir tane belki. Şimdi sevgili Serkan Hocam diyor ki Kenan'ım yaza albüme başlayalım. Başlayalım da nasıl başlayacağız? Hep onu düşünüyoruz. Yani Serkan Sığın gibi, şimdi Serkan Hoca gibi bir yapımcıyla çalışmak benim adıma büyük bir onur, büyük bir gurur. Ki bir önceki albümden çok çok daha iyi bir şey sunmak zorundayım insana. Onun kötüsünü sunarsam, yani Kenan Börekçi, bu sefer yok olursun. Bunun çilesini çek ama daha iyisini sun. Ben bizim Ufuk derneklerimiz Bey'e de böyle olmalı. Ufuk Bey'e de söz vermenizi istiyorum. Bizim derneğin yönetim kurulu üyesidir. Bizim derneğe çok katkıları oldu. Çok emekleri oldu. O nedenle ona tabii ki teşekkür ederim ama söz vermek istiyoruz. Onun da konuşmasını istiyorum. Tamam, konuşturalım. Sıkıntı Ufuk Bey. Yani. Alayım lütfen. Lütfen. Gel abiciğim. Yani Ufuk lütfen Bey benim için çok değerlidir. Efendim hoş geldiniz. Emek veren baş tacıdır bizde. Şöyle bir kameraya Fatman'da, dönelim. Tabii Fatma da bizim ablamız. Ordu'nun ablası. Tabii tevazu gösteriyor. Bu tevazuyu da tabii içindeki olan ordu sevgisinden gösteriyor. Yani bunu herkes biliyor. Yıllardır da 10 senedir de Fatma ablayla beraberiz. Biraz bu, daha yakın tutalım mikrofonu lütfen. İstanbul'a ne kadar ordulu varsa Fatma ablanın içindeki ordu sevgisini herkes biliyor. Fatma abla aslında dernek başkanı olmasa dahi ordulara ya da insanlara hizmet etmek için gelmiş. Gerçekten iyi bir ablamız. O yüzden Fatma ablayı desteklemek lazım. Yani bu konuda birkaç senedir ben Fatma ablanın yanında olamıyorum. Yani işim gereği biraz ayrılmak zorunda kaldık aynı bölgeden. Ama o bölgede olanlar Fatma ablayı desteklemeliler. Niye desteklemeliler? Bir hanım olarak bu işe baş koymuş, bir dernek başkanlığı yapıyor. Ya da sivil toplumda önderlik etmeye çalışıyor. Bu önemli bir şey. Ve bütün bayanların sivil toplumlarda yer alması gerekiyor. Yer almadığı için de biraz erkekler kendi kafalarına göre farklı bir dernekçilik uyguluyorlar. Aslında dernekçilik anlayışının önümüzdeki günlerde biraz değişmesi lazım. Gençlerin girmesi lazım. Biz biraz evvel bahsettiği futbol turnuvasında bunu yaptık. Yani ne yaptık? Gençleri derneklere çekmeye başladık. Bir büyüğümüz dedi ki, biz gençleri dernekten sokamazken şimdi pencereden atıyoruz, kapıdan giriyorlar diyor. Yani kapıdan atıyoruz, pencereden giriyorlar diyor. Bu önemli bir tabirdi. Yani biz bunu yakalamaya çalışıyorduk. Gerçekten yakaladık da. İnşallah gençlerimiz, hanımefendiler derneklerde artık olmalı. Bu İnşallah. Saatten sonra yani gerekirse tüzüğü değiştirip belli bir oranda genç ve bayan derneklerin yönetimine girmeli. 5253 sayılı dernekler kanununa göre herkes derneklerde görev alabilir. Ama işte bizim hanımlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz derneklere biraz girmiyorlar. Bunun için de sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu faaliyetleri biraz daha şirinleştirmek lazım. Size bu konuda bunda, çok iş düşüyor. Bunda aslında derneklerimizin de belli bir ölçüde hani kabahati var diye. Evet, sizler tabii. O gençleri, o hanımefendileri bu işin içerisine çekmeliyiz. Hani dernek lokallerimiz var. Artık kahve kültüründen kurtulmalı yani. Aynen ben, öyle. Benim öğrencim oraya gelip kendi aradığı arşivi bulabilmeli. Biraz şunu yapmak lazım. Lafınızı kesiyorum. Kusura bakmayın.
biraz akademik yaklaşmak aynen lazım. Yani gençlerin nalına ve mıhına vurmak lazım. Gençleri çekebilecek organizasyonlara önderlik etmek lazım. Burada tabii bu ekranlardan size çok iş düşüyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bu konuda da siz biraz daha önderlik yaparak dernek başkanlarımıza biraz daha gençlere, gençlik kollarına, kadın kollarına önem vermelerini buradan sizin vasıtanızla talep edelim. İnşallah. Fatma abla da bu konuda zaten bugüne kadar önder olmuş bir büyüğümüz. Kendisine bu konuda da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Size de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Evet. Kardeşime teşekkür ediyorum. Bizler de diyoruz hanımefendiler bu işe el atmalı. Çünkü her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır derler ya. Yani evet, sonuçta biz de programı hazırlanırken sonuçta bizim bu ekranda daha iyi olmamızı sağlayan, kılığımıza, kıyafetimize, her şeyimize dikkat eden bir eşimiz var arkamızda. Bizi bu anlamda destekleyen. Ben buradan eşimi de öpüyorum. Özellikle şu anda oğlum yine ekranları başındadır. Selam göndermezsem kapatıyormuş. Oğlumu da buradan öpüyorum. Evet, bir eser, akabinde bir reklam mı? Yok, bir şarkı varmış. Cemile ile ilgili reklam mı? Reklam mı? Reklamlardan sonra o zaman. Hadi bakayım. Bir misafirimiz var. Bakalım misafiri. Kim var? Kim var? Bir bakalım. Haydi bakalım. Evet. Ertan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Kamera çok güzel yağdı. Bir kameraya bakıyorum, bir sana bakıyorum. Şeye kaldım arada. Değil mi? Hatta şöyle daha güzel görünsün diye ben bakayım. Lütfen siz de bakın. Değişik bir şey değil mi? Evet. Değişik şimdi, güzel bir şey. Şimdi ben şöyle güzel bir el kamerasıyla geldik. Çok güzel bir kampanya yapacağız. Sadece 4 dakika sürecek bir kampanya yapacağız. Ve 4 dakika içinde bizleri arayan herkes bu kamerayı kaça alacak biliyor musunuz? Siz olsanız bu kameraya kaç para verirsiniz? Tahminen şu an baktığım zaman bir 500-550 vardır, doğru mu? Siz 550 dediniz. Ben size tabii 550 lira dediğiniz kameranın önce 12 megapiksel çözünürlüğü olduğunu söylemek istiyorum. 6 saat boyunca kayıt yapabildiğini söylemek istiyorum. HD bir kamera olduğunu söylemek istiyorum. Siyah ve kırmızı renklerin olduğunu, şu ekranının da 2.4 inç olduğunu söylemek istiyorum. Hatta bakarken Xperia markamızın şöyle çözünürlüğüne de bir bakın. Nasıl? Çok net. Sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Şöyle sevgili yönetmenimden şöyle bir rica ediyorum. Bir gösterelim. Şu ekranı gösterebiliyor muyuz? Tabii piyasada 750 lira. Siz dediniz ki 550 lira. Yani. Ben size desem ki 400 lira. Alınır mı? Alınır. Havada kapışılır. Aynen. Peki daha çılgın bir şey desem, 300 lira desem bu kamera? Koşa koşa alırlar. Daha çılgın bir şey söyleyeyim mi? Daha çılgın yapma, bedavaya götürürler vallahi kamerayı. Daha çılgını 200 lira diye düşünüyorsunuz değil mi? Yani maksimum olur diyeyim hani. Yani 200'e 250 diyeyim maksimum. Yani gidin bakın araştırın. Nerede sorarsanız sorun. 12 megapiksel çözünürlüğü olan, şöyle 2.4 ekran genişliği olan, çok iyi çekim yapabilen, bunun dışında müzik dinleyebileceğiniz, video izleyebileceğiniz, video çekebileceğiniz, bir de 6 saat aralıksız bir de HD kayıt yapabileceğiniz bu kamera 200 lira da değil. Şimdi bir dakika vereceğim. O dakika içinde arayanlar kargosu, KDV'si dahil bu kamerayı kaça alacaklar biliyor musunuz? 149 liraya alacaklar. Evet, yanlış duymadınız. 149 liraya ama sadece 3 dakika içinde. Şimdi 3'ten geri sayacaksınız. 0 dediğinizde ben numarayı vereceğim. Ve kampanya 3 dakikalığına başlayacak. Yalnız burada bir kampanya uzatımı olmayacak. Çünkü 3 dakikalığına Mavi Karadeniz TV'ye özel bir kampanya olacak bu. Yani bunu aşma şansımız yok. Yok, hiçbir şekilde sayı olarak, süre olarak yok. Söyleyin 4. 3, 2, 1 ve 0 diyorum, numaramız başlatıyorum. Numaramız gelsin. Şu an itibariyle 0216-211-0100 0216-211-0100. 3 dakikalık kampanyanız başladı. 750 lira yerine sadece 149 lira ve 2 yıl garantili. Ve kargosu içinde. Ve 12 megapiksel çözünürlüğü var. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? 149 liraya.
Abi, ya bakın şöyle bir bunda, kamera veriyoruz abi. Bunda, nasıl bir şey ya? Bunda konserlerimi çok güzel kaydetme şansım var. Bravo. 6 saat boyunca vallahi birisi tutsun sizi çeksin. Ben zaten senede 6 konser yapıyorum. Sıkıntı yok yani. Değil mi? Yani. Olsun canın sağ olsun. Şimdi şöyle bir şey de söylemek istiyorum. 12 megapiksel genişliğinde ne kadar net bir görüntü, dikkat edebiliyor musunuz? Evet. Ve daha ilginçini size söyleyeyim mi? Bundan video çekiyorsunuz ya. O videoları televizyona bağlayıp izleyebilmeniz için size televizyon aparatını veriyoruz. Bilgisayardan şarj edin diye bilgisayar şarjını veriyoruz. Şöyle tripodunu da veriyoruz. Bakın bu bir tripoddur. Evet, bunu da arayanlara hediye olarak veriyoruz. Zaten tripod 20-30 lira. Taşıma çantasını veriyoruz. Normal çantasını veriyoruz. Bunların hepsini 149 liraya veriyoruz. Televizyon bağlantısını veriyoruz. Ve 2 yıldır garantili diyoruz. Normal şarjıdır o. 6 saat boyunca çekim yapabilirsiniz. Bu kampanya başka hiçbir yerde yok. Xperia marka. Ve size şunu da söylemek istiyorum. Bu kamerayla yazın geldi. Sünnet çekimlerinizi yapabilirsiniz. Nişan çekimlerinizi yapabilirsiniz. Düğün çekimlerinizi yapabilirsiniz. 750 lira yerine son 2 dakikada arayanlara sadece 149 lira. Bir de daha güzel bir şeyini söyleyeyim. HD. Yani burada bütün videoları HD olarak net görüntüde çekebileceksiniz. Daha kaliteli bir şekilde izleyebileceksiniz. Öyle telefonlar bile 2 megapiksel, 3 megapiksel ne kadar net diyoruz değil mi görüntüsü? Bakın evet. Bu 12 megapiksel. Yani çözünürlüğü 12 megapiksel. Bir de bunun dışında 4 zoom özelliği var. Yani karşıdaki mesela sarışın ablamızı 4 kat yakınlaştırabilirsiniz. Ablacığım, ablamızın seni zoomluyoruz şu kaşının an üstünde olan gözünü falan hepsini görebilirsiniz. Çok net. Çözünürlüğü çok iyi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu fırsat başka hiçbir yerde yok. Son 1,5 dakikada Mavi Karadeniz TV ekranlarında. 0216 211 01 çizsur. Bir de bunu almazsanız pişman olursunuz. Neden pişman olursunuz? Çünkü 1,5 dakika içinde eğer hattımızı aramazsanız bu kamerayı alacağınız satış fiyatı 750 TL'dir. Ne içinde çantası var, ne içinde tripodu var, ne ayaklığı var, ne de televizyona bağlantı kablosu var. 750 lira nere? 149 lira nere? 600 yani liralık bir indirim yapıyoruz. Bunun yanında 100 liralık, 150 liralık da ekstra malzemesini veriyorsun zaten. Zaten 750 liralık kamerayı size 150 liraya veriyoruz. Bir de 150 liralık da hediye veriyoruz. Ya düşünsenize 2 GB'lık hafıza kartını veriyoruz. Taşıma çantasını veriyoruz. El çantasını veriyoruz. Bataryası yanında geliyor. Televizyona bağlayıp televizyondan görüntüyü izleyin diye kablosu geliyor. Bilgisayardan şarj edin diye şarj kablosu geliyor. Ve bunun dışında 12 megapikselde görüntü kalitesinde izliyorsunuz. 4 katı yakınlaştırabiliyorsunuz. Nişan çekimini yapabilirsiniz. Her cebe bile sığıyor biliyor musunuz? Alın şunu cebe koyun. Taşıması çok rahat, elde tutması çok rahat. İşte burada durduruyorsunuz. Çok güzel. Taşırız siz verin bize. Veririz. Özellikle bununla Ordu'da, Samsun'da sahilleri çektiğimi düşünsene abi. Evet. Bir de fındık zamanı var ya. Ben yani, şimdi yönetmenim uyarıyor oradan. Kampanyamız bitmiş. Son 1 dakika 0216 211 01 149 liraya son 1 dakikada arayanlar 750 lira yerine alacak. Hayırlı uğurlu olsun. 1 dakikadan sonra başka bir kampanya olmayacak. Ben kampanyaya ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, ben de teşekkür ediyorum. Ertan, yüreğine sağlık. Mavi sağ Karadeniz ailesi her hafta olduğu gibi bu hafta da yine birbirinden değerli ürünleri sizlerle buluşturuyor. Daha uygun fiyata buluşturuyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Reklamlar diyoruz efendim. Altın Işık Konferans ve Düğün Salonları'nın katkılarıyla hazırlanan Ordu'nun Dereleri devam edecek. Çöktü dağları, çöktü üstüme dağları.
Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apulas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı Kasrı'nda. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216 334 64 38 0537 443 95 35. Merhaba sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz ekranlarında mükemmel, müthiş bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde bir indirim yapmayacağız. Bu bölümde herhangi bir satış yapmayacağız. Bu bölümde sizlere bedava ürün göndereceğiz. Neden bedava gönderiyoruz? Ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım. Akaryakıt veya evimizde kullandığımız tüp veya evimizde kullandığımız doğalgaz, yani kombilerle başınız dertte mi? Çok fazla fatura ödüyorum. Aylık doğalgaz faturamdan bıktım. Çok fazla tüpüm dayanmıyor, bir ayı geçmiyor diyorsanız, arabam çok fazla benzin yakıyor veya motorin yakıyor veya LPG yakıyor diyorsanız, lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü evinizdeki kombiden, evinizdeki tüpünüzden kullandığınız aracınıza kadar %20'ye varan yakıt indirimi, yakıt tasarrufu yaptıracak olan bu mükemmel cihazı sizlere bugün bedava göndereceğiz. Ama 3 dakikada hattı düşürebilirseniz bedava olacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 dolara, yani Türk parası karşılığı 270-280 değil mi sevgili yönetmenim? Aşağı yukarı 270-280 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan yakıt tasarruf cihazımızı şimdi sizlere ücretsiz, yani bedava göndereceğiz. Ne işe yarıyor bu? Nasıl tasarruf yaptırıyor? Onları anlatacağım. Veya nasıl kullanmamız gerekecek? Onları anlatacağım. Arabamızın yakıt deposundan motoruna giden hortuma tek yapmanız gereken, bakın bu kısmını hemen göstermek istiyorum. İçerisinde o borunun geçeceği kadar bir boşluk görüyorsunuz. Zaten burası manyetik alandır. Kapatıyorsunuz. Boru içeriden geçirdikten sonra klips yardımıyla, zaten klipsler de içerisinde, iki tarafından tutturmanız yeterli olacak sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi. Ve aracınızda %20'ye varan indirim. Evinizde tüpünüzün hortumu yine aynı şekilde. Doğal gazınızı aynı şekilde tutturarak %15 ile %20 arasında tasarruf sağlıyorsunuz. Örneğin evinizde kullandığınız, yemek yaptığınız tüpünüz ne kadar dayanıyor? Bir ay mı? Artık 40 gün dayanacak. Yani bir ay 10 gün dayanacak. 10 gün daha fazla dayanacak. Örneğin evinizdeki kombiniz ne kadar fatura geliyor? 350, 300 veya 300 diyelim. 300 lira fatura geliyor. Bir dahaki ay iddia ediyorum 250 lira gelecek. Arabanız bir depo benzinle kaç kilometre yakıyor? Kaç kilometre gidiyor? Örneğin 800 kilometre. Eğer aracınız bu cihaz olmadan 800 kilometre gidiyorsa, bu cihaz sayesinde 1000 kilometre gidecek. Yani 200 kilometre fazla yapacaksınız. Şu anda Amerika'da satış rekorları kıran, Amerika'da satış fiyatı 150 dolar olan, Türkiye'de 95 liraya kampanya yapılan bu cihazı ben size bedava gönderiyorum. Şu dakika itibariyle kampanyamıza başladı. 0212 alan koduyla 955-09-65 numaralı telefonu hemen arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum telefon numarasını. 0212 alan koduyla 955-09-65. Şu anda numaralar ekran altında gözüküyor. Çağrı bile bırakmanız yeterli. Sizi en geç yarın arayacağız. En geç yarın arayacağız. 0212-955-09-65 ekranın altındaki numaraya bir çağrı bile bırakmanız yeterli olacak sevgili izleyenler. Tekrar söylüyorum. Mutlaka güncelik hayatımızda kullanmamız gereken bir cihaz. Arabanız olmayabilir. O zaman evinizde kombi kullanıyorsunuzdur veya doğalgazınız vardır. Doğalgaz veya kombiniz yoksa yemek yapmak için bile tüp kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Demek ki olmazsa olmaz ihtiyaç. Ve bu arada bir kişinin en fazla 2 adet alması lazım. Yani en fazla 2 adet alabiliyor daha doğrusu. Neden? Çünkü ben hattı düşürdüm kardeşim. Bir kamyon istiyorum. Maalesef. En fazla
2 adet alabiliyorsunuz. Yönetmenim de 3 diyor ama hayır, 2'den fazla alamazsınız. Çünkü az sayıda stok var ve yeterli oranda daha çok izleyicimize bu kampanyayı ulaştıralım diye bu stokları sizler için ayırdık. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 liraya yakın fiyata satılan bu cihazı tanıtım amacıyla bedava gönderiyorum. Eşinize, dostunuza kullandıktan sonra tavsiye edebilirsiniz. Bakın, bizim amacımız bu. Alın, kullanın, memnun kalırsanız eşinize, dostunuza tavsiye edin ki onlar bizden paradan alacaklar. Ama siz şimdi bu cihazı ücretsiz alacaksınız. %15 ile %20 arasında müthiş bir tasarruf yaptıran inanılmaz bir cihaz bu. Evinizdeki tüpten tutun, kombiye kadar, arabanızdan tutun da yakıt anlamındaki kullandığınız her şeyde %15 ile %20 arasında tasarruf yaptırıyor. Özellikle benzinli araçlarda %20, dizel araçlarda %18, LPG'li araçlarda %16 gibi müthiş bir tasarruf sağlayan bu cihazımız evinizdeki kombi ve tüpte de %15 civarında tasarruf sağlıyor. Ve dediğim gibi 300 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan bu cihaz şu anda bir dakika içerisinde arayan veya çağrı atan herkese bedava. 0212 alan koduyla 955-0965 telefon numaramız. Tekrar ediyorum, 0212 alan koduyla 955-0965 bir çağrı atmanız bile yeterli diyorum. Bedava göndereceğiz bu cihazı sizlere. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Seni yolda beklerken yağmur yağdı başıma. Seni yolda beklerken yakışır mı Erdo'ya? Gizli gizli ağlama, gizli gizli ağlama, gizli gizli ağlama. Böyle yakıp gitme beni, mutlu etmez eller seni. Böyle yakıp gitme beni, bu dünyadan tad almadım. Sen dönmedin kararından, sene de iki bayram, sensiz gelip geçiyor. O kadar güzelsin ki tarifini yapamam, o kadar güzelsin ki tarifini yapamam. Seni bir başkasıyla ölürüm paylaşmam. Ne işler onlar idi, siz dağ başlarında. Ne dur başıma gelen gececik yaşlarımdan, gececik yaşlarımdan, gececik yaşlarımdan. Dağlar uyuyor. Otantik türküler. Mavi Karadeniz TV'de. Başka yerde yok. Dertliyim, yüzüm gülmez, kimse derdimi bilmez. Oy tepe üstünde tepe, tepe üstünde tepe, kulakta yaylanın düzlerinde, yazın kalan karidum. Zengi bir ihbosuzun ne olacak halleri da ne olacak hal. Ne duvar idi, kaldım ha bu hallara oy. Kadir kadir tükleri bir ufacık yaylacık, kal beni kucağına eyle beni haylacık. Ayşem gelir ormandan, ter akmış bellerine, ter akmış bellerine. Altın Işık Konferans ve Düğün Salonlarının katkılarıyla hazırlanan Ordu'nun Dereleri devam ediyor. Evet efendim, reklamların arkasından tekrar beraberiz. Şu anda yine ekranları başında Samsun Çarşamba'da bizleri izleyen değerli Mithat Özcan, Mithat Kundura'ya değerli abime buradan selamlarımı gönderiyorum. Babası rahatsızmış, buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Mithat Bey, ayakkabıların siparişini verdik, çarşamba ayakkabıları dedik. Ayakkabılar gelmedi.
Şimdi Ordu'ya kar yağıyor, eyvallah. Onun bir telafisi var. Diyorum ki abi bize fındık gönderin, göndermiyorlar. Dedim ki niye göndermiyorsunuz? Geçen gün kar yağıyordu. Canlı telefon bağladık. Samsun'a fazla kar yağmaz. Ben iyi bilirim Samsun'u. İyi kaldım orada 200 sene. Ayakkabıları bekliyoruz. Yani eskidi, giydik ya abi. Eskidi mi Serkan hocam? Yani ayakkabıları bekliyoruz. Selamlar olsun yine. Meliha Doğan şu anda bizleri izliyor. Selamlar göndermiş olalım. Zeki Şaduman, Vekabi Mutlu ve Sezai Mutlu bizleri izliyorlar efendim. Selamlar göndermiş olalım. Yine Abdurrahman Ağoğlu, Ahmet Kabakçı, Murat Yılmaz, Yılmaz Kalem Kuş mu? Rabia Tekin, Karadeniz Sofrası, Çavuşbaşı, Hatice Ağoğlu bizleri izliyor. Bir de bizim hanım ağamız vardı değil mi? Şu an Meliha Hanım. Meliha Hanım şu anda bizleri izliyormuş. Vallahi bakın, şimdi ben hanımların bu işte olmasını istiyorum. Sevgili başkanım bu işe önderlik yapıyor. Bir de hanım ağamız olsun artık yani değil mi? Meliha Hanım, buradan selamlar gönderiyorum. En kısa zamanda da bekliyorum. Arabanın tavsiyeleri bitmiştir herhalde. Getir de şu mübarek arabanı bir görelim de Allah rızası için. Yani ne olacak sanki? Evet. Yine Ordu Merkez Köyleri Derneklerinin onursal başkanı, değerli başkanım Talip Tatar şu anda bizleri izliyormuş. Sevgili başkanım selamlar göndermiş olalım yine. Ordu Merkez Köyleri Dernek Başkanı Ali Ayan, sevgili başkanım sana da selamlar göndermiş olayım. Yine Çetin Akdeniz muhtarıma selamlar olsun ve Demircioğlu, yine bir dergiyle, bir kitapla, bir şeylerle geliyorsun. Gel bakalım abi, gel. Gel abi. Çamaşırla ilgili bir dergimiz var burada. Çamaşır tanıtım rehberi Muhammed Küçük Öksüz. Muhammed Küçük Öksüz. Kardeşimiz, Çamaşırlı gazetecimiz. Ne yapmış? Benimle ilgili haber de mi yapmış? Hayırdır? Yok, öncelikle benimle ilgili bir yapsın, ondan sonra Kenan Börekçi de yapsın. Ben de 21. sayfadayım. Ben de diyorum ki abi ya, hiç kimse de beni yazmıyor, gazeteler mazeteler. Demircioğlu'ndan fırsat yok ki ya. Adam orada bir köpek koğuşturuyor, bir kedi koğuşturuyor, manşet. Ama Demircioğlu sanatta 25 yıl. Jübilemi yapıp bırakıyorum yarın. Hadi bakalım. Futbol turnuvası bu. Futbol turnuvası gibi. Çamaşırla ilgili doğuşundan bu tarihe kadar, oluşumundan rehber, tanıtım rehberi. 7'den 70'e çamaşı anlatmış. Anlatmış. Sevgili kardeşim, şelaleleriyle. Her şeyle, köyüyle, kasabasıyla. Neydi abi sizin bu meşhur yerin adı, ne şeyiydi orası? Gelinkaya şelalesi. Gelinkaya'sı mıydı? Ha, Gelinkaya, evet. Bu Gelinkaya festivali de var, doğru mudur Çamaşı'da? Festivali var, nasip olursa gideriz, izleriz beraber. İnşallah gider izleriz bir köşeden, yani, sıkıntı yok. Tabii gelin yok artık orada biliyorsun. Aynen. Gelinkaya'nın şeyi var. Kestane Yokuş Mahallesi demiş. Bütün köyleriyle beraber. Kestane Yokuş var, Uzun Ali var, Sarı Yakup var, Giden Mahallesi var, Sakar Geliş, Yukarı Duman'da o. Yani hepsi var. Şimdi saysam hepsi, biri diyecek ki beni unuttun diyecek. Ben de burada kemküm edeceğim. Mustafa Küçük Öksüz şöyle kardeşimize. Şöyle bir şu şekilde sayfamızı tutalım. Tabii siz bunu arkadaşlar tanıtın. Şöyle bir Ahmet Bey, bir burayı al. Çamaş Kent. Evet, Çamaş Sanatım Rehberi. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşime. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Teşekkürler. Ben tabii yerimde duramıyorum. Gidip geliyorum sağ olsun. Eyvallah. Tabii herkesin almasını tavsiye ederim. İçinde herkes var. Tüm çamaşırlara duyurulu. Teşekkürler Demircioğlu. Evet, herkes bölgesini, yöresini tanısın. Kimileri gazete çıkarsın. Yine kırsal haber sanırım Aybastı. Buradan sevgili Murat kardeşime selamlar olsun. Onlar da bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Başarılar diyelim. Evet başkanım. Biz de inşallah. Yani ordulu olmak şart değil. Kadınlarla, hanımlarla beraber bu yaz için çok yakında bir büyük bir kermes yapacağız. İnşallah. Yani kermesten aldığımız paralarla 100 kişi, 200 kişi neyse bir ümre yapacağız inşallah. İnşallah. Öyle inşallah. Bir hedefimiz var. Yani yazmaya başladık kayıtları. Yani 200-300 kişi böyle bir ümre seyahati yani yapacağız. Yani oraya gitmek isteyip de gidemeyen isimleri. Evet tabii, elbette memleketimizde olsun, fakirler olsun. Güzel bir şey olacağına inanıyorum yani. İnşallah. Artan kalan parayla da öğrenci okuturuz inşallah. İnşallah. Yaptıktan i̇nşallah. Sonra güzel şeyler çok var. Siz yani yapmak istediğiniz evet zaman yapabilecek hı-hı o kadar güzel şeyler var. Yani. Çünkü bizler güzellikleri maalesef bir kenara atıp farklı evet şeyler yapmak isteyen insanlar her türlü yapar ama yapılması gereken o kadar güzel işler var ki evet, hepsi sırada. Hepsi bekliyor ama bunu kimse yapmak cesaret için edemiyor. Yani bunlara cesaret etmek bunlar lazım. İnşallah olacak yani. Istiyor.
Olacak dedik mi zaten olur yani. Ben bir şey olacak dediysem bu zamana kadar hep olmuştur. Allah yani. Allah Fatma Hanım var evet. Ya. Ben köy, işte... Hani köyde derler ya bu kadın Osmanlı. Hani vurduğunu değnekli. Tutun. Aynen, evet. Aynen. Yani aynen. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bir gün Beyoğlu'na yanına gezmeye gitmiştim. Dedim ki başkanım içimden geldi ki sen Büyükşehir Belediye Başkanı olasın. Allah'a çok şükür. Dediğim gibi oldu yani. Çok şükür. Başkanım benim için bir dilek dileyin artık. Senin için de artık dileyeceğiz inşallah. İnşallah. Ben buradan dernek başkanlarıma, ordu iş adamlarıma sesleniyorum. Yani Kenan Börekçi'ye sahip çıkalım. Sami Aksu. Buradan sevgilerimi gönderiyorum Sami Aksu. Canım arkadaşım ya. O kadar güzel ki, o kadar güzel bir yüzü var ki benim için çok değerli, çok kıymetli. Ona da saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yüz kalbin oradan. Aynası derler. Aynen. Evet. Yani hepsi değerlidir. Aydın Beyoğlu, hepsi, ordulu, kim olursa olsun. Bütün çok, sanatçılarımız. Bütün sanatçıları. Kültürüne hizmet eden herkes. Yani herkese saygılar sunuyorum yani. Sinoflusu, Sivaslısı, yani. Kastamonu'su, evet. Bingöllüsü, Adıyamanlısı. Evet. Herkes kendi bölgesinin kültürüne hizmet ediyor. Evet. Bir de artık son dönemde dediğimiz gibi bu işte pazar bittiği için ben görüyorum ki birçok sanatçı artık kendi bölgesine yatırım yapmaya başladı. Evet. Kendi evet. bölgesiyle ilgili türküler yazmaya başladı. Ben bunu özellikle söylüyorum. 3-4 yıla kadar orduyla ilgili bir iki tane türkü vardı. Ben bir albümde Cemile bir kız gördüm edalı sordum ordu fastalı. Gönül evet. koyup istedim babası çok belalı. Klip çektik ordunun hemen hemen ilçelerinin %70'i geçiyor. 3 tane televizyonda yayınladık. Her gün mutlaka bir ekranda ordunun adı geçiyor. Bunlar önemli şeyler. Diyorum hani gökdelenler yaparsınız. Sizin kimse nereli olduğunuzu bilmez. Buradan... Veya çok iyi makamlardasınız ama geldiğiniz, doyduğunuz, doğduğunuz yerleri ifade etmiyorsanız bu bir eksiklik olsa gerek. Çok başka bir şey yani. Yani onun için... Atatürk ne demiş? Herkes her şey olabilir ama sanatçı olamaz. Aynen, aynen. Aynen. Buradan için... Perşembe Belediye Başkanı Selami Çarkçı Sayın Başkanıma... Sevgilerimi gönderiyorum. Öyle güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor ki yani. Yani bir gayretler gösteriyor. Zor başkanlık yapmak elbette ki zor. Muhtarlık yapmak, başkanlık yapmak. Yani bu memlekette gelmişten geçmişe muhtarlardan, başkanlardan herkesin bir emeği vardır. Onların hepsine şükranlarımı sunuyorum. Yani kolay değil. Seçilmiş insanlar çok zorluklar yaşıyor. O nedenle birbirimize destek verelim, yardımcı olalım. Yani bir olalım. Tek olalım, tek evet. yürek olalım inşallah. Aynen öyle. O zaman... Ben de selam gönderebilir miyim? Tabii ki buyurun. Benim köyümün beldesinin, Turuoğlu diye bir beldemiz var. Oranın belediye başkanı Sayın Murat Kıdış Aslan. Oğlum diyorum ben ona, çok genç. Beni seyrediyorlar bugün. Sevgili başkanıma bizlerden de selamlar olsun. Selamlar olsun. Yanaklarından öpüyorum onu, hanımını da çocuklarını da. Çok güzel çocuklar yetiştirmişler. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Giresun'daydım ben 10 gün önce. Çok büyük ilgi gösterdiler. Beni orada hiç yalnız bırakmadılar. Evlerinde misafir ettiler. Olması gerekeni yapmışlar evet. aslında. Birçok insanın belki yapmayıp evet. ama olması gerekeni. Mesela ben şimdiye kadar hiç köyümde derdi. Konser vermemiştim. 50 sene oldu yani sahnede. Bu başkan seçildikten sonra gittim, tanımıyordum yani. Tanıştım. Dedim ben dedim böyle böyle bir şey yapmak istiyorum dedim köyümde. Yani... Buranın sanatçısıyım ben. Çok güzel bir konser yaptık. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. İçimde bir ukdeydi. Onu da yerine getirmiş oldum onun sayesinde. Çok teşekkür size. Ediyorum. Ne mutlu. Sayın şeyimize, valimize çok teşekkür ediyorum buradan. Onlar da benim arkamdalar her zaman. Allah razı olsun bin kere. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet bizler de teşekkür ediyoruz. Yoğun istek vardı bizim Cemile Sena değil mi? Klip parçamız. Evet efendim yine cumartesi günü akşamı, bu cumartesi akşamı 7-8-9. 9'unda Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde yine ordumuzun çok değerli bir sesi. Benim de her zaman abi diye iptidatı bittiğim çok değerli bir hocam. Nerede görsek sarmaş dolaşırızdır. Çünkü gönlü yüreği güzel bir isim. Aynı zamanda Sayın Altın Işık Orkestrası ile de yıllardır beraber çalışan Sayın Seyfettin Tomeki'nin cumartesi günü akşam Sultanbeyli Kültür Merkezi'nde ücretsiz halk konseri vardır efendim. Kültür AŞ'nin, Büyükşehir Kültür AŞ'nin konseri. İnşallah tüm Karadenizleri, tüm Seyfettin Tomakin sevenlerini oraya bekliyoruz. İnşallah ben de orada olacağım. Sevgili üstadlar da orada. Bunun da burada paylaşımını yapmış olalım ve bir kız gördüm edalı. Eyvallah. Şu Ordulu Cemile'yi bir okuyalım bakalım. Başkanım siz de dinlemiş olun Ordulu Cemile'yi. (Gülüyor)
Haydi bakayım. Eller canlı. Bir kız gördüm ne dallı, sordum ordu fasalı. Bir kız gördüm medalı, sordum ordu basalı. Gönül koyup istedi, babası çok belalı. Gönül koyup istedi, babası çok belalı. Güzel yurtlu Cemile, kız nereye nereye. Buralar çok kalabalık, kalk gidelim Musköy'e. Musköy'ün yanı çayır, kız kollarını ayır. Bu gece gel ay bastı ya, hem ayıl hem de bayı. Senden başka kimse yok, Kabataş'ta durulmaz. Senden başka kimse yok, Kabataş'ta durulmaz. Komşu kızı Cemile, kız nereye nereye. Buralar çok kalabalık, kalk gidelim Gölköy'e. Gölköy'ün yanı çayır, kız kollarını ayır. Bu gece gel direkliye, hem ayıl hem de baye. Hasta hasta bu haftayı da atlattık. İnşallah. Vallahi iyi zıpladınız. İnşallah yani. Haftaya güzel olacak. Hasta olmasan nasıl zıplayacaktın acaba? Hasta evet. Olmasak. Evet değerli üstad, hemen senden güzel bir eser alalım. Tamam. Akabinde yavaş yavaş programı toparlayalım. Ne verirseniz verin. Oradan ne gelirse sana. Yeni çıkayı yeni de dereler ona mani. Yeni çıkayı yeni de dereler ona mani. Sevdalıkta kesildin bizler onun dermani de. Bizler onun dermani. Sevdalıkta kesildin bizler onun dermani de. Bizler onun dermani. Dereni
ince su, derenin derince su, da akan suyun ince su. Gel biraz konuşalım, gönlümün eğlencesi de gönlümün eğlencesi. Gel biraz konuşalım, gönlümün eğlencesi de gönlümün eğlencesi. İpek peşte mallarında ucuna bak ucuna, İpek peşte mallarında ucuna bak ucuna. Annen ekmek batudi, ikimizin kanına da ikimizin kanına. Annen ekmek batudi, ikimizin kanına da ikimizin kanına. Teşekkürler, sağ olun. Evet efendim, ağzınızı yüreğinize sağlık. Seni taraftarıyım. Eserin, kendimi esere kaptırdım, yer değiştiriyorum efendim. Evet, gerçekten sizin gibi değerli bir üstadı burada ederim ağırlamaktan bir kez daha onur duyduğumu ifade sağ etmek istiyorum. Sevgili başkanım vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu bizlere ki Rabbim bugünleri görmeyi nasip eyledi. Kendi adıma gerçekten çok mutluyum. Yıllar önce çocukluğumda ekranda izlediğim, filmlerini izlediğim insanları bugün burada ağırlama nezaketi lütfunda Rabbim bize bunu, bu imkanı sağladı. Onun için öncelikle Yüce Rabbime, daha sonra bu programın oluşmasına vesile olan herkese gerçekten hem kendi adıma hem tüm ordular adına, tüm Karadenizliler adına böylesi güzel isimleri ağırlama fırsatı verdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref teşekkür verdim. Ederim. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Olur. Tamam. Sıkıntı yok. Evet, sevgili başkanım. Ben de kalkıyorum. Yok, oturun. Zamanımız var. Buyurun, siz alayım. Zaman var, sıkıntı yok. Kapanışı beraber yapalım. Tamam. Buyurun lütfen. Mikrofonunuz var. Değil mi? Ben kendimde değilim abi. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Son olarak ben, annem babam rahmetli oldular. Mekanları onlara Allah'tan rahmet etsin diyorum. Benim gibi bir evlat yani yetiştirdikleri için. Ben kendimle gurur duyuyorum. Yani insanlara faydalı, herkese yardım eden. Benim için ordulu önemli değil. Türkiye'nin neresinden olsa olsun ben herkese kucak açmışımdır. İstanbul'da işe verdiğim, iş verdiğim insanların sayısı belki 4000'i, 5000'i bulmuştur. Kendimle gurur duyuyorum. Başka bir şey demiyorum. Ankara'da... Evet, soy isim de o zaman hemen... Bir türkü alalım. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle bir Karadeniz türküsü de alalım. O güzel sesinden, yorumundan. Haydi! Bahçeye gel bahçeye, bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oynasa, yer gelir oynamasa, parmakları ağrıdır, dinçalıp oynamasa. Giresun'a bakmalı. Böyle güzel kızları, böyle güzel kızları, sancalı boydatmalı, bir sancalı boydatmalı. Haydi yavrum oymakta, yer yer oynamakta, parmakları ağrımış, bir sancalı boydatmakta. Haydi yavrum oymakta, yer gelir oynamakta, parmakları ağrımış, zilcalı boyuna bakla.
derdime dert ekleme. Ben gidiyorum gülüm, ben gidiyorum gülüm. Gelir diye bekleme, gelir diye bekleme. Hayır alıp oymaktan, yer gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, saç çalıp oynamaktan. Haydi yavrum oymaktan, yar gelir oynamaktan. Parmakları ağrımış, zil çalıp oynamaktan. Hadi ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, ben de sağ olun. Çok sağ olun. Şeref verdiniz. Bilmem, patron orada bitti mi? Estağfurullah, estağfurullah. Patron sizlersiniz. Bu programın siz patronu sensin. Siz de bir olumlu olarak kabul edin lütfen. Son olarak söylemek istediklerinizi de alayım. Büyük bir onur duydum. Öncelikle bunu çok ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. İnşallah ileride daha güzel programlar yaparız. İnşallah. Ölmez sağ her kalırsak. Zaman, her zaman. Rabbim uzun ömür versin. Ne abi, zaman arzu ederseniz, ne zaman lütfen ederseniz. Kimin ne olacağı belli değil ki yani. Şey. Ne diyor? İki dakikamız kaldı diyor. Sıkıntı yok diyor. Devam sabah kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Mavi Karadeniz'in sahipleri de Giresunlu. Evet. Fuat Bey'e. Fuat Bey'e evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. İnşallah. Ve tekrar herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum. Evet. Sevgili başkanım siz. Ben de Mavi Karadeniz'in sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel şeyler yapıyorlar. Evet. Tekrar ben de Kadınlar Günü'nü kutlu olsun diyorum. Kadınları çok seviyorum. Orduları çok seviyorum her şeyden önce. Ordulu olmaktan gurur duyuyorum. Evet. Ben de çok teşekkür ederim katıldığınız için. Efendim haftaya 14 Mart Perşembe Akkuş Akpınar Derneği bizlerle beraber olacak. Bunu bir kez daha ifade edeyim. Sevgili Yüksel Tuğ Başkanım, değerli yönetme, dernek üyeleri bizlerle beraber olacak. Stüdyo tıklım tıklım dolacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yine çok değerli sanatçı, çok değerli üstad Sayın Ertuğrul Polat bizlerle beraber olacak ve Erkan Sönmez bizimle birlikte olacak. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Kemal abi, açılış neredeydi abi? Çok kısalayım çünkü zaman yok. Hemen şunu bir anons et. Türküyle bitirelim. Kemal Hanım, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bütün dünya kadınlarını da kutluyorum. Bizim pazar günü Samsun Çarşamba Hürriyet Belediyesi'nin lokal açılışı vardı. Tamamen bizim kendi yerimizdir. Bütün üyelerimizi ve bütün Samsunluları bekliyorum. Bütün misafirleri bekliyorum. Mavi Karadeniz TV'nin çalışanlarını da bizim yanımızda olmalarını diliyorum. İnşallah. Hürriyet Beldesi'ne de selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Pazar günü açılışımız herkesin haberi olsun diyorum. Evet, akşamlar abi, teşekkür ederim. Akşamlar. Efendim, yayında, yapımda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Evet. Orkestra. Altın Işık Konferans ve Düğün Salonlarının katkılarıyla hazırlanan Ordu'nun Dereleri sona erdi.